İçel TV ekranlarına Futbol Panorama programına hoş geldiniz. Mersin'deki tüm spor olaylarını konuşulacağı Futbol Panorama başladı. Bugün İsmail Ağa abimiz yok. Mehmet Uysal'ın yanında Kerem Topal kardeşimiz var. İsmail Ağa abimizin eşinin rahatsızlığı sebebiyle bugün yanımızda olmadığını ama kalbinin bizde olduğunu, bizim kalbimizin de yengemizle birlikte olduğunu, geçmiş olsun dileklerimizi şimdiden iletelim. Mehmet Uysal, topu sana atalım. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Bir hafta aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta gerek benim rahatsızlığım, gerek Mustafa abinin geçmişten kalan bir rahatsızlığı sebebiyle programı yapmamıştık. Bu hafta da sağlığımız, sağlığımız, sıhhatimiz çok şükür yerinde diyelim. Allah bundan geri koymasın, kimseye de düşmanımıza bile vermesin diyelim. İsmail abi yok bugün dediğin gibi Mustafa abi. Eşinin bir rahatsızlığından dolayı aramızda olamayacak. Buradan biz de kendi adımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim İsmail abi ve eşine. Ama onun yerine yine MAF ailesinden bir üyemiz Kerem Topal bizlerle birlikte. Kerem kardeşim sen de hoş geldin. Merhaba abi, hoş buldum. İyi akşamlar herkese. Senin ilk programın. Evet. Daha öncesi yoktu. Bugün tabii biraz heyecan da var yani, gördüğüm kadarıyla. O da olacaktır, alışacaksındır. Zaten biz her zaman arkadaşlarımıza söylüyoruz, ekip arkadaşlarımıza. Zaman zaman burada hani programda yer almaları hem onların bu heyecanı açısından, yenmeleri açısından önemli. Hem de hani arka planda kalmamaları konusunda önemli bir duyum. Çünkü durum. Çünkü sadece bu ekipte biz yokuz. Bu sahalarda sadece biz yokuz. Bizden ziyade diğer arkadaşlarımız da ciddi şekilde ilgileniyorlar, emek sarf ediyorlar. En azından onların da bu şekilde ekranlarda ara ara da olsa görüntüleri, görünmeleri iyi olacaktır. Birazdan zaten kendisi de konuşacaktır, gerekli açıklamalar yapacaktır. Evet, Tarsus İdman Yurdu her zaman programa başladığımız şekilde profesyonel liglerdeki tek takımımız olan Tarsus İdman Yurdu maalesef ligin ilk yarısının son haftasında Darıca Gençler Birliği karşısında 1-0 mağlup oldu. Şu anda da ligde 6. durumda ve 26 puanı var. Şimdi lider Tuzla Spor 37, artık arada 11 puanlık fark. Neredeyse hani tabii ki imkansız değil ama 17 maç sonuçta, ikinci yarıda bir 17 maç daha oynayacaksınız. 17 çarpı 3 51 puan. Alınacak 51 puan daha var ama 11 puanlık fark 4 maç demek. Siz her maçı kazanacaksınız. Tuzla, sadece Tuzla'nın da kaybetmesi önemli değil. Üstünüzde bir de sizin 5 tane daha takım var Tuzla'yla birlikte. Bunlar çok zor olduğunu görüyoruz. Ama Tarsus'un geçen sezonda gerçekçi hedefi, sezon başında da söylemiştik, playoff maçları olmalıydı. Öyle de görünüyor. Ama playoff potasında 2, 3, 4, 5 yani 5. sıradaki Şanlıurfa'nın 32 puanı var. 6. sırada Tarsus İdman Yurdu'nun 26 puanı var. 6 puanlık fark var. Bu da 2 maç demek. Bu 2 maçlık periyotta yani şimdi siz Şanlıurfa'yı yenmişsiniz. Manisa'yı yenmişsiniz. Fatih'le deplasmanda berabere kalmışsınız. Menemen'e yenilmemişsin. Tuzla'ya yenilmişsin. Ama sen onların arkasında puan farkıyla geridesin. Bu da aslında işin acıklı tarafı. Hani kendinizden alt seviyedeki takımları puan kaybediyorsunuz ama kendinizin üstünde olan takımlara en azından diş geçirebiliyorsunuz. Şimdi Tarsus İdman Yurdu'nu ben dürüst söyleyeyim, hiçbir şekilde stat'tan izleme fırsatım olmadı. Evet, yakın ilçe anlamında 20-25 dakikalık bir mesafe ama tabii o gittin geldin 40-45 dakika buluyor. Gitme fırsatımız olmadı. O maç olduğu günlerde buradaki maçlarla ilgilenmek zorunda olduğumuz için. Ama maça giden bir arkadaşımız Kerem Topal geçen hafta 40'lar eli 2-1'lik evet. Galip geldiğimiz maçta İsmail Ay, Hüseyin Gül ve Toroslar Belediyespor'un oyuncusu Bernard'la birlikte gitmiştiniz. Bence Tarsus İdman Yurdu'nun şu anda en iyi, en yakın sürede gören sizsiniz. Sen mesela ne düşünüyorsun? Tarsus İdman Yurdu'nun en büyük problemi ne? Neyi gördünüz orada? Tarsus İdman Yurdu'nda benim gözlemlediğim kadarıyla sorun olan taraftar. Yani taraftar derken... Yani ikincilikte oynuyorlar. İkincilikdesin. 15-20 tane taraftar grubu var. Yani taraftar grubu derken 15-20 kişilik bir tane grup var. Yani 10 tribünde toplamda yani 20-25 değil, mi? Neyi anlamadım. Hani kapalı tribün biraz doluydu. Parça taraftar parça, grubu olarak parça parça ama anladım. Destek yok. Toplam, destek sence yok. Toplam ne kadar vardı orada? Toplasan kaç taraftar çıkardı? Toplam 1000-1500. O civarda. Yani şimdi... Yeterli desteği vermiyorlar ama belli yani. Ya şimdi sezon başında da bir söylemiştik. Buradan bize kızmışlardı. Ben hep şunu söyledim. Ya Tarsus İdman Yurdu iyi de gitse, kötü de gitse tribünde acaba kaç kişi izliyor diye. Biz bu soruyu hep sormuştuk.
En yakın sürede canlı tanığı siz oldunuz. Evet. Yani 1000-1500 kişi. Evet, biz Mersin İdman Yurdu maçlarında da geçen sezon 100 kişi, 200 kişi olduğunu biliyoruz. Birinci ligdeyken de 400, 500, 600'ü geçmiyordu ama şimdi Tarsus İdman Yurdu taraftarı biz futbolu seviyoruz, futbol aşığıyız deyip, ki bu bence sizin gittiğiniz maç en iyi maçlardan biriydi. Çünkü öncesinde aynen, bu kadar da taraftar yoktu. En azından tribünden bize gelen bilgiler öyleydi. Yani o 1000-1500 diyebiliyorsan bence bu size denk gelmiş. Tarsus İdman Yurdu çok güzel futbol oynuyor. Maç 4-1'lik, 5-1'lik maçtı. 2-1-1. Çok kaçırdılar. Aynen bulan kazanmak zaten. Ama ne bileyim, taraftar ilgi göstermiyor. Çok ilginç. İkincilikteysin. Şimdi bence daha ilginç bir durum. Ben ilk kez duyduğum bir cümle. Kerem, söyler misin o cümleyi? Şimdi taraftarlar ayağa kaldıracak oluyor. Diğer taraftarları, 15-20 kişilik taraftar grubu, diğer taraftarı ayağa kaldıracak oluyor. Ayağa kalkmayan Mersinli olsun diyorlar. Ben ilk kez duydum bu cümleyi. Tarsus tribünlerinde ayağa kalkmayan Mersinli olsun. Hani Mersin'de Adanalı olsun ya da başka bir tribünde Adanalı olsun çok duyduk ama ben ciddi anlamda ilk kez duydum bu cümleyi. Evet. Yani şaşırdım açıkçası Mustafa abi, bilmiyorum. Ayağa kalkmayan Mersin'in olsun. Bu ne demek ya? Süper amatör maçında Tarsus Belediye maçına gitmiştik. Ama orada yani şeydi. Şimdi tamam, anlıyorum seni ama orada İdman Yurdu 1925 Tarsus Belediyesi maçı vardı. Oraya Tarsus İdman Yurdu'ndan bir grup taraftarı getirmişler. Onlar İdman Yurdu'nun Mersin İdman Yurdu sandığı için öyle söylediler çünkü. Orada ne bayağı bir Mersin lehine, aleyhinde küfürler falan vardı. Hatta evet, hani kızmışlardı birçok taraftarı da orada. Ama yani ilk kez duydum ben bunu. Ayağa kalkmayan Mersinli Mersinli olsun. Hani sevmediklerini de biliyoruz ama bu şeyi ilk defa duydum ben mesela. Yani çok ilginç. Tarsus Belediye maçında da aslında İdman Yurdu 1925 Mersin İdman Yurdu'nun ayrı olduğunu biliyorlardı. Ama Mersin İdman Yurdu sanmışlar herhalde. Öyle demişlerdi çünkü. Bayağı bir küfürler edilmişti orada. Hoş olmayan şeyler tabii. Çok çok kötü küfürler ettiler. Yani ben anlamıyorum bu düşmanlık nedir? Ya geçen sene Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı, Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı ve Burhanettin Kocamaz bir araya gelmişlerdi. Bu düşmanlıkla alakalı birlik beraberlik mesajlar vermişlerdi ama sadece orada kalmıştı. Valla ben açıkçası şöyle söylemek lazım. Şehrin önde ileri gelenleri diyelim, validen başlayarak bu işe bir çözüm bulması gerekiyor. Hem Tarsus İdman Yurdu yönetimini, hem Mersin İdman Yurdu yönetimini, aynı zamanda hem Tarsus İdman Yurdu'ndaki korsanları ve kırmızı şeytanları hep birlikte bir yemek olur, bir şey olur, bir organizasyonda bir araya getirip bunların aşılabilmesi gerekiyor. Hani bunu da şehrin ileri gelenlerinin yapması gerekiyor. Çünkü bu çok, harbiden çok saçma. Bakıyorsun Mersinliler, Mersin İdman Yurdu taraftarları diyelim, taraftarlar demeyelim, taraftar grubu diyelim, kırmızı şeytanlar diyelim. Ya şimdi Mustafa abi, sen Mersin İdman Yurdu taraftarısın değil mi? Evet. Sen Mersin İdman Yurdu taraftarısın, ben Mersin İdman Yurdu taraftarım. Ne yani, biz şimdi Tarsus'a gidersek bizi dövecekler mi yani? Ya şimdi bu bana yani? Bana mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Ben aynı zamanda Tarsus İdman Yurdu taraftarıyım. Çünkü yaşadığım şehirle alakalı Tarsusluyum. Söylemek istediğim. Yıllardır Mersin İdman Yurdu ve Tarsus İdman Yurdu maçlarına gidiyorum. Bu bir iki senede çok fazla, ikisine de çok fazla gidemiyorum. İş sebebiyle birçok zaman kaçırabiliyorum amatörle ilgilendiğimiz için. Ama elimden geldiğince gitmeye çalışıyordum daha önceki dönemlerde. Benim için sorun değil yani Mersinlilerin ya da şey olması. Biz örnek verdiğim biraz saçma oldu aslında. Biz derken hani Mersinliysen Mersin'i dövecek misin? Yani Mersin'den geliyorsa sen Mersinlisin, gel bakayım seni bir dövek mi yani? Bu mudur yani? Ya da Tarsuslu gel. Ben burada hiç Tarsuslulara saldırı olduğunu hatırlamıyorum. Abi sözünü kestim. Şöyle bir şey gördük orada bir de. Mersin İdman Yurdu tribünlerinden bir arkadaş gördüm. Kendisi Toroslu Belediyespor Koray'ın standart maçları izliyor. Çocuk stadında gördüm maçları izlediğini. Ve Mersin İdman Yurdu tribünlerinde gördüm bunu. Orada atkıyla Tarsus İdman Yurdu'nu tezahürat yapıyordu yani. Bunu İsmail abi zaten belirtmişti. Oradaki bir abimiz mesela Tarsus'un evet, maçları olduğunda yani Tarsus İdman Yurdu maçında da o grubun içinde ama. Mersin İdman Yurdu maçları olduğunda Mersin İdman Yurdu ne diyor? Aynen. Yani buradaki maçlarda Mersin maçlarına geliyor, oradaki maçlarda Tarsus maçlarına geliyor. Zaten böyle olması lazım. Ama Ezen de demiş, dövecekler mi? Evet demiş. Ya şimdi şöyle, aslında şöyle söylemek lazım. Bak ben yıllar önce Adana'da da bir spor haber sitesini yönetiyordum. Yani kendimiz kurmuştuk. Ve Mersinli olduğumu bildikleri halde benim Şimşekler grubu, Adana'nın Mavi Şimşekler. Ben birçok maçına, onların da gittim mesela. Çok İdman Yurdu formasıyla da gittim. Hani hem 5 Ocak'taki sahada gittim, hem deplasmana gittim. Hiç herhangi bir sıkıntı yaşamadım taraftar grubu. Bu iş taraftar grubunun başındaki abilerle şey. Abiler anlaştığında
sorun evet, çözülür. Bizim şu an bunları konuşmamız bile saçma ya. Yani Tarsus, Mersin şurada 20 dakikalık bir mesafe. Yani elini sallarsan elin gidecek oraya. A desen sesin gidecek oraya. Biz burada birbirimize ayağa kalkmayan yok şu olsun evet. Yok bu olsun. Ya bu geçelim bunu. Ya şimdi takımı motive edecek. Şimdi taraftar grubunun görevi aslında takımı motive edecek şeyler söylemesidir. Onu da biz bir türlü beceremedik yapamıyoruz ya. Biz bir türlü beceremedik. Zaten şehir olarak beceremedik. Dikkat yani. Et o küfür eden ya da o kötümser bakan kişiler hep şey genç tayfalar. Onların başlarındaki abilerinin yanlış önlemi. Zaten çoğunluk 14-15 en fazla 16 yaş grubudur yani. Ya bu çocuklara Tarsus işte şöyle de desen diyorlar hemen. Evet. Çünkü onlar için arma şu bu hani belli bir yaşta o şeyi veremezsin zaten onlara. Dediği gibi Mustafa abinin burada büyükleri aslında çok büyük iş düşüyor. El ele kol kola ya geçen sene stüdyo basacaklardı ya burada bir yanlış anlaşmadan dolayı yani o duruma geldiydi. Son anda yani müdahale edilmişti. Ki biz burada aslında savunmuştuk bir de. Savunmamıza rağmen burayı basacaklardı. O duruma geldiydi yani. Şimdi arada bir aylık bir dönem var şeyde Tarsus'ta. Yani devre arası. Bir ay mıymış abi süre? 20'sinde başlayacak maçlar. Yaklaşık. 4 hafta. Şu anda bugün de ayın 20'si olduğuna göre tam bir ay var. Yani gerçekçi hedefini bilmiyoruz. Şimdi transfer daha açılmadı sezonu. Transfer yapacaklardır muhtemelen. Giden ayrılan oyuncular var. Geçen hafta yayın yapamadığımızı söylememiştik. Şu anda isimleri elimde altında yok ama birazdan söyleriz onları da. Giden oyuncular var. İşte genç oyunculara yönelecekleri yönünde bilgiler var. Ne kadar doğru. Şimdi elinizde zaten bizim sezon başından beri söylediğimiz Emre Can ve Emir Kağan için kadroda yoktu bu hafta. Dilimizi yani biz burada dilimize tüy bitti. Kendimizi yırttık. Dediler ki işte kampa geç katılmışlardı. Filandı. Hala biz kadroda göremiyoruz mesela. Kadroda zaman zaman bir tanesi 2 dakika 3 dakika ya oynuyor ya bizim oynamıyor. Böyle futbolcu kazanamazsın. Trossel ilçesi bölgesinde oturan Aytaç Öden var. Aytaç Öden. O da orada. Aytaç da orada. Tarsus'ta. Kardeşi de Mutta. Kardeşi de Mutidman yurdunda. Yani ikizi. Aytaç da bu hafta oyuna girmedi. Hoca ısındırdı ama maç sonuna kadar ısındırdı. Sakatlığı mı vardı daha öncesinde bilmiyorum ya, sakatlığı olsa ısındırmaz herhalde. Hayır daha öncesinde. Yani. Yine oyunu almadı yani. Yani Tarsus İdman yurdu için gerçekçi hedef playoff. 6 puanlık fark var. İmkansız değil. Ama sanki bu sezonu bir şekilde atlatıp önemli olan şu. Ne istiyorlar? Ya ben hiç onu çözemiyorum. Biz, ne ben 2-3 haftadır aynı şeyi söylüyorum. İstedikleri şey ne? İkincilikte yani, kalmak bence. İsmail abi geçen gün burada yok, bir ikincilikte kalmak hedefiyle ise çok fazla da zaten şu anda uğraşmasına yani, gerek yok. İsmail abi bir şey kullanmıştı. Devam edecekler bu şekilde. Çıkacaksan yani düşeceksin. Para harcamasın en azından. Ya zaten şu görüntüde düşmeyecek gibi bir yani. Sonuç düşüyor. 12 puanlık fark var alttakilerle. Yani düşme potasıyla düşmeyecektir muhtemelen ama buradan da düşerse zaten. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Hani bakıldığı zaman transfer döneminde aslında biz anlayacağız. Maliyetli oyuncular transfer edecekse, ediyor olursa zaten anlamış olacağız ki amacı bir üst lige çıkmayı zorlamak ama elindeki oyuncularla devam edecek ve çok ufak birkaç takviyeyle yapacaksa bu ligde kalmak için oynuyor demektir. Yani bunun çok da şeyi yok. Yani önemli olan ne olduğunu bilmektir mesela. Mesela bir Tarsus gücü var, altyapısı çok kuvvetli. Yani iyi, kuvvetli bir altyapı. Tarsus Manyo'na bakıyorsun, nispeten Tarsus gücünden daha... Ya, Tarsus İdman Yurdu'nun 19'u falan bizim yerel liglerde oynuyor biliyorsun. Ne başarısı var ki hani? Yani aynen öyle. Yani düşün. Bizim amatör takımlar onlardan daha iyi futbol oynuyor. Zaten lig sıralamasında belli. Yani elindeki genç futbolcularla ikinci yarıyı bence idare etmeli, oturtmalı bazı şeyleri. Önümüzdeki sezonda bütçe meselesi tabii bazı şeyler. Çünkü bakın önünüzde Tuzla, Menemen, yani Fatih Karagümrük deyip geçme bugün. Türkiye'nin şu ikincilikte kadro bakımından en zengin kadroya sahip. Aynen öyle. Yani bu işler parayla dönüyor maalesef. Başarılar diliyoruz, ne diyelim. Şimdi birkaç şey var. Ondan sonra Bal Ligi'ne geçeceğiz. Sport Toto Bal Ligi'ne geçeceğiz. Hıdırdaş adamsın Dubai'den selamlar demiş. Hepiniz de benim için değerlisiniz demiş. Teşekkür ediyoruz Dubai'ye buradan selamlar olsun. Hıdırdaş'ın. Ya zaten Hıdır'ın mesela sahadaki hırsıyla ama şöyle bir genç bir arkadaşımız mesela görmüş olsa Hıdır'ın abi, hırsını alsa yemin ediyorum çok şeyler yapacaklar. Sözünü kestim. Hıdır abi Ocak'ta geliyor inşallah. Oynayacak değil mi? Geliyor inşallah yetişecek yani lige. Kadir Efe yetişecek. Kadir Efe'dir. Kadir Efe de bu sene yani. İyi hazırlanıyor. Yahya Aksas hocamız kolay gelsin demiş. Şöyle bakalım. Hıdır abi de Gattuso şeyi var. Hıdır abi çok Mehmet Şahin Silifke'den iyi yayınlar dilemiş.
Turan Kırmaz kardeşimiz, abimiz. Elazığ'dan selamlar. İyi yayınlar. Bu hafta İtman Yurdumuzun maçını canlı yayınlayıp bizleri bir nebze olsun stresten kurtardığınız için teşekkürler demiş. Şöyle bakalım, Mustafa Akarca Mut İtman Yurdu demiş. Mehmet Şahin en fazla seyirci Silifke'de demiş. Tuncel Sivas Binevler ailesi olarak herkese selamlar diliyoruz demiş. İyi yayınlar dilemiş. Mithat Ertaş Mersin ASKF Başkanımız iyi yayınlar dilemiş. Selamlar demiş. Mithat Başkanımız da şu anda bir rahatsızlığı var. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Geçmiş olsun diyelim biz de. Mustafa Ünal Karaman Organize'den iyi akşamlar. Şehrini sev, takımına sahip çık demiş. Mut İtman Yurdu demiş. Mehmet Karaca da Mut İtman Yurdu. Anıl Gürbüz Mutlu Şeytanlar demiş. Muhammed Diner iyi yayınlar. Ona söylediğim bir lakap var, onu söylemiş. Satranç makinesi demiş. Basri Temel de iyi yayınlar dilemiş. Evet, genel hatları. Önce satranç oynar zaten orada. Zaten yorum yapan izleyiciler. Onun da hırsı yeter ya. Onun antrenmana isteği çok önemli. Adam tek başına 68 ormanına gidiyor, cross koşu yapıyor. Yapar, evet. Şimdi İstek önemli abi, işte istemek önemli. Şimdi Bal Ligi'ne geçelim. Yorum yapanlar zaten geçmiş Bal Ligi'ne. Mut İtman Yurdu, inancın zaferi diyelim. Yani ya zaten bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Arsuz Karaağaç'la oynadılar. 2-0 galip geldi. Yani sezona yine olağanüstü kötü başladılar. Ama tabii başlamalarının sebebi de maddi sıkıntılardı. Zaten biraz sonra bir şeyden bahsedeceğiz, onu da söyleyelim. Sen o konuya girersin. Derken işte İçer Spor dedik, acaba dedik bu sezon bizi mutlu eder mi dedik. Mutlular yanlış anlamasın. Onlar da hani çok saçma sapan, futbol tabiriyle söyleyeyim, saçma sapan puanlar kaybettiler. Orada da bir hoca değişikliği işte. Levent Haruk Doğan ve İnan Uçal birlikte görev yapıyorlar. 2-2 yaptılar göreve geldikten sonra. Tabii oynadıkları maç fikstürü de biraz zayıf bir fikstürdü. Silifke'ye mesela sezon başında ben dahil hiç kimse şans vermiyordu. Hatta il bazında düşecek ilk takım olarak görüyorduk. Hatta İçer Spor Silifke deplasmanında ortaya koyduğu futbol, hani 17-1, 18-1 bitecek maç, 1-1 bitmişti mucizevi bir şekilde. O tablodan sonra biz tam demiştik ya, artık bu takım herhalde olmayacak diye, ama bugünkü geldiği noktada şu anda lider Aksaray'da bir puanlık fark var ve Aksaray'da da yenilmeden gelen bir Silifke var. Yani şu anki tabloda en iyi görüntü Silifke lehine. Şimdi Mut İtman Yurdu, sanırım sen söyleyeceğin, bir yönetim değişikliğine gidecekler. Bir seçim varmış orada da. Açıklama yapılmış. Okan Hoca'nın iki maçtır bir serzenişi söz konusuydu. İşte biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu kadroyu ben kurdum dedi Okan Hoca. Ben yönetiyorum dedi. Evet dedi, ben kurdum dedi. Bunu ısrarla üstüne basarak söyledi. Herhalde orada kadroyla ilgili bir söylenti var ki bunu söyleme gereksinim duymuş. Çünkü hani üst üste kullanmış o cümleleri. Evet bu kadroyu ben kurdum. Evet ben kurdum diyerek de vurgulamış resmen. Geldiğimiz noktada aslında biz hep şunu söyledik. Mut İtman Yurdu geçen sezon ilk kez tarihinde Bal Ligi'nde yer aldığında bulunduğu grup itibariyle olağanüstü bir yerde bitirmişti. Ve bu kadroyu hemen hemen korudular. Birkaç takviyeyle biz İçer Spor mu, Mut mu ve Aksaray. Yani bu üçlü, Aksaray'da çünkü ne olacağı belliydi. Bu üçlü arasında acaba dedik Mut. Ama öyle bir maddi bir sıkıntı yaşadı ki belediye nezdinde. Çünkü açıklamalar o yönde, belediye nezdindeydi. Tam taraftar Mutlu Şeytanlar yani olağanüstü bir birliktelik gösterdiler. Birlik beraberlik örneği gösterdiler. İşte neredeyse hani bir tabir var ya Mustafa abi, kapı kapı dolaştılar. Dernek herhalde o, değil mi? Dernek yapısı, evet. Altında bağış, makbuz karşılığında bağışlar topladılar. Ki bunu da biz de sosyal medyadan paylaştıkları için hep gördük. Ciddi bir para hani olmasa bile cüzi bir miktar toplandığını biliyoruz. Bu da en azından hani akmasada damlar hesabı bir nevi moral oldu. Zaten ondan sonra Mut İtman Yurdu üst üste kazanmaya başladı. En son Arsuz Karaağaç'ı yendiler ve ligi öyle bitirdiler. Şimdi ikinci yarıya nasıl başlayacaklar? Okan Hoca ile muhtemelen devam edilecek ama işte şimdi sen söyleyeceksin herhalde. Bir yönetim değişikliği, değil mi? Öyle bir bilgi. Şey yapacağız, birazdan anlatacağız. Evet. Geldi. İçer Spor en az 6-7 oyuncuyu transfer edeceğini açıkladı. Bu bilgiyi de ben vereyim. Sezona da zaten çok iyi transferlerle girmişlerdi ama sakatlıklar, şunlar bunlar derken şanssızlıklar olunca istedikleri sonuçlar alamadılar. İşte bir hoca ayrılığı yaşadılar. Ekabinde
devam edeceklerdi yedek kadroyla ama sonra işte Levent Hoca, İnan Hoca geldi. 2'de 2 yaptılar. İkinci araya bir değişimle girecekler. Onlar da çıkmadık candan ümit kesilmez hesabı. Sonuçta 6 puanlık fark var. Yani hiçbir şey bitmiş değil. Çünkü Aksaray bizim 3 temsilcimizle de oynayacak. Özellikle Silifke, mesela Silifke için hep şu şikayet ediliyor. Oynadığı futbol nezdinde kimseye tat vermiyor. Kalesinde çok sayıda pozisyon veriyor. Hep bu şikayet ediliyordu ama önemli olan kazanmasıydı. Yani kötü oynarken de bu durumdaysan yapacağın birkaç takviyeyle eksik olan bölgelere bence daha iyisini de yapabilirler. Hani bunun daha iyisi nedir diye düşünüyorum. Herhalde liderliktir daha iyisi. Çünkü bir puanlık fark var. Çünkü hani Aksaray'ı biz sezon başında hep öcü olarak, hani halk tabiriyle öcü olarak görüyorduk. Ya imkansız diyorduk. Ama baktık ki bunlar da puan kaybediyor. Ki birazdan konuşacağız. Bugün bugün çok konuşacağız. Bugün, öyle söyleyelim. Bugün hani bugünün çatısını Aksaray'a kuruyoruz. Hani onu, evet. Öyle söyleyelim. Kapanışı onunla yaparız en azından. Şimdilik ben bu kadar söyleyeceklerim, bu kadar diyeyim. Hani Aksaray kısmına çünkü ciddi anlamda girmemiz gerekiyor. Futbolun çirkin yüzünü bize gösterdiler maalesef. Uzun konuşmak lazım. Gösterdiler değil, göstermeye de devam edecekler. Devam ediyorlar. Öyle görünüyor. Yani istersen sen söyleyeceğini söyle abi. En son Aksaray'a girelim. İçerspor 6-0'lık bir galibiyeti var. Şey varsa. Yok abi, benim eklemeyeceğim bir şey yok. İçel 6-0'lık bir galibiyet aldı. Onu söyleyelim. Evet. Mut İtman Yurdu'nun kendi sosyal medya hesabından birkaç saat önce yapılan bir açıklama var. Mut İtman Yurdu Belediyespor Kulübü olarak takımımızı daha ileriye ve başarıya ulaştırabilmek, hedeflenen profesyonel lige çıkarabilmek için Mut İtman Yurdu Belediyespor Spor Yönetim Kurulu olarak olağanüstü kongre kararı alınmıştır. Aday olmak isteyen bütün hemşehrilerimizin başvurmasını bekler. Hayırlı günler dileriz. Kamuoyuna duyurulur demiş. Yani devre arasında bir genel kurul olacak zaten olağanüstü. Bir görünüyordu, kongre kararı. Bu görünüyordu zaten. Orada bir sıkıntı oldu. Belliydi. Belki de hayırlısı budur onlar için. Umarız ikinci araya daha sağlam. İnşallah daha iyi olacak şekilde. Amaç o zaten. Durum olur. Çünkü kadro kalitesi. Şimdi Okan Hoca'dan bahsederken. Okan Hoca geçen sene çok güzel bir takım kurmuştu. Çok iyi şekilde şey yaptı ve taraftar tarafından çok sevilen bir hoca. Bak mutlular da diyor, Okan Hoca'nın bizim için de yeri ayrıdır. Bak bu bile bir şeydir, onurdur. Şimdi biz geçen sene Mut'a gitmeden önce, Okan Hoca ile tanışmadan önce, Okan Hoca bizim kafamızda bir soru işareti vardı. Tanımıyorum. Biz Mut'a gitmiştik Murat Yiğit kardeşimizle. Orada Okan Hoca'nın konuşmalarından, şimdi insanın konuşmasından yani 2-3 dakika konuşsa anlarsın ne olduğunu. Konuşmalarından anlamıştık biz. İyi bir şeylerin olacağını ve o zaman da programda söylemiştik. Okan Hoca bu sene de çok güzel transferler, takımı çok güzel kurdu. Ya neredeyse takımı korudu zaten. Birkaç takviye de bunu oturttu. Bu sene ve evet, maddi anlamda şimdi insanları şöyle düşünmek lazım. Maddi olarak insanlar evine ekmek götürecekler. Evine ekmek götüremeyen bir kişi bir ay bile götüremese sıkıntı yaşar. Ailesinde sıkıntı yaşar, bunu işine kendini veremez. İster istemez. Bu olur. Yani bu da bir ay olur, iki ay olur. Ondan sonrası çok daha kötü olur. Bu arada Mut İtman Yurdu kötü puan kayıpları yaşadı. Sonra bir kenetlenme oldu ve gerçek gücünü göstermeye başladı. Ondan sonra da hızla yükselişe geçti. İkinci yarıda bence daha da iyi olacak. Ya o maddi sıkıntıyı aşabilirlerse zaten Mut İtman Yurdu şu anda kadro anlamında ne 68 Aksaray'dan ne İçerspor'da ne Silifke'de geri kalır bir yanı yok. Şimdi şöyle şimdi Mehmet Uysal, şöyle düşünelim. Mut İtman Yurdu aşağıda kalsaydı ya da İçerspor aşağıda kalsaydı. Bizim şehrimizin temsilcisinde sadece Silifke ya da herhangi biri liderle Aksaray'la oynuyor olsaydı. Yani o sadece o çekişiyor olsaydı. Bu durumda ne olacaktı? Aksaray'ın daha hızlı şekilde üste çıkması kolay olacaktı. Ama şimdi bizim takımlarımızın da iyi performans yakalaması demek Aksaray'a karşı oynadıkları maçlarda ve Silifke'nin ya da diğer işte o zaman Mut daha ileri çıkarsa Mut'un oynayacağı rakiplerle ya da İçerspor daha ileride olursa onun oynayacağı takımlarla mesela şey olur. Oynarken kazanma isteği daha fazla olacağı için ister istemez bizim şehrimizin birinci sırasındaki takım da Aksaray'ı çok rahat yakalar. Yani geçer. Fikstür açısından bence çok talihsiz bir fikstür olmuş. Ligin ikinci yarısının ilk maçı İçer Silifke. Bence o çok talihsiz olmuş. Aksaray'ın, tam Aksaray'ın istediği bir maç. Evet. Ya mutlaka bir zaman oynayacaklardı. Önemli olan... Ama hani bazı şeyler belli olduktan sonra oynamazlar. Önemli olan şu. Son hafta mesela
Silifke'yle şu andaki gibi kafa kafaya oldu diyelim Aksaray. Ya inşallah o duruma kalmaz bir an önce. İnşallah bitirir, kalmaz. Bizimkiler Allah izin verirse birinci, ikinci, üçüncü olurlar da onu şey yaparız. Onlar düşsün. Düşüşe geçiriz onları Allah'ın izniyle. Ama şimdi bak Silifke'yle mesela Aksaray kaldığında burada berabere kaldı. İstediğimizi aldık burada. Şeyde Aksaray'dan. Ha yaptıklarına rağmen aldık. Onu da söyleyelim. Yaptıklarına rağmen aldık. Üstüne yaptıklarının üstüne bir de maç sonrasında yaptıkları var. Hani maçtan sonraki gün yaptıkları falan var. Onlar daha da komik. Onlarla konuşacağız. Allah izin verirse çok güzel günler olur. Mesela örnek veriyorum. Son maça kaldı. İçeride Aksaray gelecek buraya. O maç yemin ediyorum müthiş bir taraf. O maç müthiş bir taraftara karşı oynanır. Mustafa abi o maç mesela Allah nasip ederse o günleri görürsek yaşarsak ya da ne göstereceğini bilmiyoruz o maçın ama o maç dediğin duruma gelirse arenada oynanır mı acaba? Falan nerede oynanır bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Bütün yani belediyelerden. Seyirci açısından. Bak bütün belediyelerden Mersin Amatör Futbol Derneği olarak Mersin'in her yerinden taraftar gitmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bütün belediyeleri bunun talebinde bulunacağız. Öyle söyleyelim. O maça inanılmaz şekilde o şekilde gelirse inanılmaz şekilde bir taraftar kitlesi yaratmak için ben kendi şahsım adına ve derneğimiz adına söylüyorum ki elimden geleni yapacağım. Ya hani maddi olarak yapamasam da manevi olarak belediye başkanlarıyla görüşerek araçlar isteyerek o taraftarı oraya götüreceğiz Allah izin verirse Silifke'ye. Bence Silifke. O maç arenaya alınır öyle bir durum olursa. Valla onu yani Silifke tarafta Silifke alınır yönetimi karar verir. Alınır ne yapmak yani istiyorsa onu yaparlar. Çünkü o ara belki mutlaka çok daha önceden bitecek. Onun için şey değil. Biz sadece varsayımlarla, şu andaki varsayımlarla söylüyoruz. Öyle bir şey olursa. Benim için gönlümde maçın 2-3 hafta kala birinci, ikinci, üçüncü bizim olalım da bizden bir tanesi çıksın. Hani bir de son haftaya kalınca o maç. O yüzden böyle bir olasılık görüyoruz. Gelelim Dana'nın Kuyruğunun kopacağı yere geleceğiz şimdi. Şimdi biraz birkaç tane şuradan bakayım. Mesajlar var. Onları çok fazla şey yapmadan. Evet. Anıl Gündüz abi mutlu şeytanlar demedim. Mut'tan selamlar da. Olur öyle arada bazen şey yapabiliyoruz. Umut Polat kardeşimiz iyi yayınlar krallar demiş. Teşekkür ediyoruz. Salim Cila selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Erdemli'den programımızı severek izliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Akarcan Multiman'dan bahset demiş. Bahset. Biraz emir kipi olmuş ama biz zaten bahsediyoruz. Gönlümüz bütün takımlarımızdan yana. Ya burada her takım birer saat konuşacak olursak zaten. Şöyle bakalım. Okan Kopan ne diyorsa doğrudur. Okan Hoca, Mutlu Şeytanlar taraftarı da baş tacıdır. Mutlu Şeytanlar da yeri ayrıdır demiş. Ahmet Aslan, Mustafa Güzde, Ceyhan'ı da unutmadık. Onların hiçbirini unutmadık. Aklımızda hepsi. Hani bizler şiddeti sevmiyoruz. Allah izin verirse biz taraftar olarak desteğimizi tribünden veririz. O aslan parçaları da çıkarlar maça. Bizim aslan parçalarımız 11 kişi cengaver gibi savaşırlar saha içerisinde ve gerekli olan her şeyi alırız. Sonucu alırız Allah'ın nasip ederse. 68 Aksaray maçını konuşacağız. Oradaki olağanüstü bir hali konuşacağız. Yani bunları konuşurken de bizim taraftarlarımızın aslında daha sakin kalması lazım. Yani bir insanın evi soyulduysa sen de buna hırsızlıkla karşılık veremezsin. Biz sakin olan taraf olacağız. Biz gereken desteği tribünden vereceğiz. Tabii biz saha içinde vereceğiz. Futbolcular da saha içinde cevabını vermiş olacak. Yani biz karşılığımız bu şekilde olacak. Aynen öyle. Bizim yani şiddetle bittetle işimiz yok. Bizim amacımız zaten şiddeti savunmak falan değil. Mesela bizim yorumlarda işte derdimiz sevgi saygı. Ceyhan'la gelecek. O da ya gelecekler elbette ama onlar bize kötü davrandı diye biz onlara kötü davranmayacağız. Yok. Biz onları çiçeklerle karşılayacağız. Onlara insanlık dersi vereceğiz. Biz onlara insanlık dersi çiçek vereceğiz. Çiçek de abartı olur biraz ya daha. Hayır mecaiz anlamda. Çiçek de abartı çiçek demeyeceğiz. Şu dediniz ya hani 68 Aksaray maçı final gibi olursa, final maçı gibi olursa gideceğiz diye. Evet. Final maçı gibi olmazsa da gidelim abi. Yok biz ya zaten işte, o konuda şeyimiz yok. Gibi. Bizim gitmekle ilgili bir şeyimiz hayır, yok. Hayır anladım ben. Ondan size bahsetmedim. O maç için taraftarın buradan oraya Mersin'den, Tarsus'tan, Mut'tan, Silifke'nin herhangi bir Anamur'dan gelmeleri için. Kalmasa da gitmek lazım o maça o şekilde. Yok gitme konusunda bir sıkıntımız yok. Bizim adımıza bir anladım sıkıntı yok. Biz taraftarı oraya yığmak anlamında. Onu diyorum zaten. Taraftar baskısını
nasıl olduğunu hissettirmek bağlamında söyleyeceğiz. Evet. Ahmet Aslan demiş ki keşke bu kriz yaşanmasaydı. Keşke Yusuf Başkan devam etseydi. Bu takım bu hale gelmesinde Yusuf Başkan'ın çok emeği vardır. Ona ne söylesek kıymet yetmez demiş. Allah senden razı olsun Yusuf Başkan demiş. Evet, Yusuf Başkan bu takım için çok uğraştı. Emin olun demiş. Mutlu şeytanlar o maçta olacak demiş. Silifke maçı için bahsediyorlar. Zaten Silifke... İnşallah o güne kalmaz da bir an önce erkenden bitiririz o ligi de Allah'ın izniyle. Şu 68 Uğur Cefo iyi yayınlar dilemiş. Bir önceki mesajını da silmesini rica ediyorum ondan. O hoş bir mesaj değil Uğur Cefo'dan. Ferdi Nur tebrik ediyorum. Programınız çok güzel demiş. Hüseyin Gamsız kardeşimiz Başkan Yolspor hocası Halil Hoca'dan bahsetmediniz. Yıllardır Mersin Amatörü'nde emek verdi demiş. Bahsederdi evet. Halil Hoca da sevdiğimiz hocalarımızdan bir tanesi. Ferda Nur Mersin'in sesisiniz demiş. Allah razı olsun. Ferdi Nur pardon. İbrahim Altay da demiş ki Mersin taraftarı ve halkı sakindir. Kimse boyun eğecek değiliz demiş. Restres çekeriz vesaire demiş. Biz sahada restres çekeriz. Evet. Evet. Ezel bir şey vardı. Video vardı. Onu verme şansın var mı Aksaray ile ilgili? O hazır olduğunda onun üzerine güzel bir konuşma yapacağız. Şöyle bakıldığı zaman. Ben pazar günüydü o maç geçen hafta. Evet. Dışarı çıkmadım. O maçı internetten daha önce verileceği açıklandığı için buradan da Aksaray'a gitme şansımız olmadığı için dışarı çıkmadım. Sırf o maçı izlemek için bekledim. Şimdi maçı oturdum izliyorum evde pazar günü. Ben o kısmı kaçırdım. Bak. Yok bu kavga ama. Yok yok şeyleri hepsi arka arkaya gelecek şimdi şeylerin videoların da. Şöyle bakıyoruz evet. Seyircisiz. Bakın şöyle söyleyelim. TFF tarafından seyircisiz olduğu söylenen şu an bir müsabaka. Şu anda gördüğünüz taraftarlar Aksaraylı taraftarlar. Onda da hemen belirtelim neler olması gerektiğini. 10 tane yönetici 5 tane kadroya girememiş yedek futbolcu. Evet olması gerekiyor en fazla. Ve protokol olması gerekiyor. Protokolde de en fazla 20 kişi olur. Yani normal şartlarda. Şöyle düşündüğümüz zaman 15 kişi Silifke'den 15 kişi şeyden varsayalım, Aksaray'dan varsayalım 30 kişi yapar. 20 kişi de protokol olduğunu düşünelim 50 kişi. Şu anda burada 150-200 kişi var. Sözünü unutma Mustafa abi. Hangi sezonu hatırlamıyorum ama yine bu bir dönem Fenerbahçe'nin bu seyircisiz ceza aldığı dönemler sık olduğu bir dönemlerde yine aynı şekilde protokolda haddinden fazla yönetici ya da seyirci diyelim olduğu için ekstra bir ceza almıştı. Aslında emsal bir karar da var. Yani Silifke'nin kesinlikle bu olayların üstüne gitmesi lazım. Yani tamam olan oldu diye geri çekilmemesi lazım. Ciddi anlamda bu olaylarla ilgili emsal kararlar var. Yani çünkü prosedürler belli kurallar çerçevesinde yapılıyor. Yani bu sana göre bana göresi yok. Şuraya bakar mısın ya? Şimdi, sosyal medya maç esnasında oynanırken işte az önce görüntü gelince yarım kaldı. Yapılan yorumlarda bazı Aksaraylı taraftarların kendisi de itiraf ediyor zaten şu görüntülerle ilgili. Yani onlar bile aslında baz alınabilir. Şimdi şöyle söyleyelim. Seyircisiz bir maçta seyirciyle geliyorsunuz. Evet şu anda hakemlerle birlikte orta sahada şey de vardı. Medcem Silifke sporumuz da vardı. Onlara da hakemle yaşadıkları problemden sonra bir de geldiler Medcem Silifke Belediyesporlu oyuncularımızın üstüne saldırdılar. Bunlar şimdi saldırmadık diyorlar. 150 kişinin olduğu bir yerde utanmadan siz nasıl diyor? Siz nasıl sağ çıktınız oradan gibi saçma sapan kelimeler kullanıyorlar. Bir yorumcunun söylediği bir söz vardı Mehmet Uysal. Sen onu bir abi, onu şey yapar mısın? De, bir de utanmadan Silifkeliler bizi dövdü diye ulusal bazda yayın yapıyorlar. Evet. Yani kanallara veriyorlar bu görüntüleri. Bir yaklaşık de şöyle söyleyelim. Aksaray TV'di galiba maçı yayınlayan. Onlar öyle paylaşıyor. Aksaray Belediyesi yayınlıyor. Yani işte o yayınladıkları şeyin bazı kesimlerini kesmişler. Şu an yayını komple kaldırmışlar. Hayır kesmişlerdi daha önce. Aradaki belli kısımları kaldırmışlardı. Abi kendilerinin buradan, aleyhine olan kısımları. Buradan Silifke yönetimine sesleniyorum. Ben Mehmet Uysal olarak o maçın bittiği andan itibaren bütün verileri tek tek olayların tek tek videosunu kaydedip zaten Mersin Amatör Futbol sayfasında paylaştık. İstedikleri kadar kaldırsınlar. İstedikleri kadar kessinler. Görüntülerin bütün olayların tamamı bizim sayfamızda var zaten. Aynen öyle. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi yorumcu işgüzarlık yaptı deniyor. Yani bizim oyuncumuzun bir tanesi sakatlanmışken inşallah sakatlanır çıkar. En iyileri ben o görüntüyü de en iyileri o. Mesela o tarzında varsa sesli, Ezel onu da verelim. Öyle bir şey olamaz ya. Sesli o görüntüyü de ver abi ama sesli ver abi.
Bunu bir insan evladı söyleyemez. Evet. Sakatlansa da o çıksa o en iyileri şu anda defansın bel kemiği diyebiliriz. Stoper mevkinde çok iyi oyun çıkardı. Uzun boylu. Sağlam bir futbolcu. Gözleyelim de diyorum artık oyundan çıksın ya. Evet. Sakatlansa da o çıksa o en iyileri şu anda defansın bel kemiği diyebiliriz. Stoper mevkinde çok iyi oyun çıkardı. Uzun boylu. Sağlam bir futbolcu. Gözleyelim de diyorum artık oyundan çıksın ya. İnşallah böyle bir şey de olur diye düşünüyorum. Ya şu cümle şaka kesinlikle masum bir cümle değil abi ya. Bu cümle masumun dışında ya bir cümle. Mustafa abi otururuz kendi aramızda, bazen biz de maç izlerken deriz esprisinde ya sakatlansa da bizim rakip bir şey takımın işine gelse falan. Evet. Ama bu arka kapıda konuşulacak bir şey. Sen burada en az 1000 kişinin izlediği bir maç yayını yapıyorsun. Ya şu cümle canlı yayında söylenecek bir cümle mi ya? İnsan vicdan olur ya. Hani karşısındaki senin terörist değil, düşman değil, hiçbir şey değil. İnsan ya, ne kadar rakibin olursa olsun. Şey de değil, Avrupalı takımı da değil ya, Türk takımı ya. Bu nasıl bir işgüzarlıktır? Maalesef, ne maalesef. Demek? Hani bunu masum gösteren Aksaraylılar var şimdi. Ya şimdi ne demek istedim? Bunu... Takımın en iyi oyuncusunun sakatlanmasını istemiş. O zaman şu cümleyle, bak Mustafa sözünü kesiyorum. Şu cümlenin hiçbir farkı yok. Lan Mustafa Karabulut, lan bir gebersen de senden kurtulsak. Cümlesiyle hiçbir farkı yok. Aynen öyle. Hiçbir farkı yok. Bu nedir böyle ya? Bu masumiyetin dışında da bir şey. Bu anlamsız, saçma. Hani şimdi küfür etmek de istemiyorum. İnsan hani, olamaz onu söyleyeyim. Şimdi şuraya bak ya. Ya şu görüntüleri Silifkeliler bizi dövdü diye vermişler ya. Ya bak şunu anlarım. Futboldur bu. Kavga çıkar. Yani bunu engelleyemiyorsun. Silifkeliler de saldırmış olabilir. Sizinkiler de saldırmış olabilir. Ama siz kendi ama evinizde. Ama şimdi şöyle bir şey var. Kendi evinizde utanmadan görüntüler varken bizi dövdüler diyorsanız Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Vallahi billahi Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ben sana şu kadar söyleyeceğim. Şimdi bu görüntülere baktığımızda hani şimdi diyor ya bizi dövdüler. Şimdi ben açıkça söyleyeyim. Bana saldıracaksın sen. Benim de elim armut toplayacak, bekleyeceğim böyle. Abi Allah razı olsun diyeceğim ondan sonra. Beni dövdüğün için teşekkür ediyorum diyeceğim. Ya böyle saçmalık olamaz zaten. Bir abimiz bana mesaj attı özelden o bu görüntüleri verdikten sonra. Ya sen kesip atmışsın. Bu videonun tamamı. Esas sizinkiler kesip montajlayıp veriyor zaten. Al sana görüntünün tamamı ya. Bir izle bakayım. Şimdi, ya benim futbolcu senin adamına vurmuş olabilir. Bu futbol kavga olacaktır. Olmasın yani inşallah olmasın ama oluyor, bazen engelleyemiyorsun ama sen utanmadan görüntüler oradayken, net bir şekilde o görüntüler ortadayken bizim evimizi bizi dövdüler diyorsun ya. Mehmet Uysal. Yuh artık vallahi billahi yuh. Şimdi bu komik kısımları bunlar. İlk şimdi defa bak, komik değil. Kısımları sen başlıyorsun. Mesela Talas maçında. Penaltı pozisyonu var. Talas'ın penaltısını dünyanın veriyor ve oradaki milletvekilleri vesairenin baskısıyla hakem İptal ediyor. Böyle bir saçmalık var mı? Ceza bir saha bir iç saha maçının kapatılması. Aynen öyle. Başka bir ceza yok. Şimdi ben size söyleyeceğim. Mesela şimdi ben birçok bugün görüşme yaptım. Birçok da şey aldım, bilgi aldım aslında. Mesela kulüple de görüştüm. Neler olduğuna dair, orada neler yaşandığına dair daha öncesinde olmuş zaten. Maç başlamadan önce şey toplanır. İşte kulüp yöneticileri orada olur. Saha amiri orada olur. Ve dördüncü hakem orada olur, toplantı yapılır. ASKF başkanı vesaire de orada olur. İl temsilcisi vesaire. Bunların olduğu bir toplantıda demiş ki şu anda taraftar sayısı fazla görüyoruz. Akredite kontrolü yapılmasını istiyoruz tribünde. Bir de utanmadan yapıldı dediler. Akredite kontrolünü orada bile reddetmişler. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Aksaray'a da sesleniyorum. TFF'ye de sesleniyorum. Bunun cezasını puan silme cezası olarak ya da farklı bir şehirde taraftarsız oynama cezası olarak. Yok, şimdi sen silme, saha kapatma cezası silme verirsen, Aksaray'da başka bir sahada taraftarlı olsa ya da başka bir yerde taraftarlı olsa hiçbir anlamı yok. Bak, ki puan bir, silme olmaz. Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Bir hafta sonra mesela bir ay sonra falan açıklanacak. Zaten çok da bir şey olmayacak. Bir ay sonra bir maçı kapatacaklar çok büyük ihtimalle. Bunun üstüne böyle işte bir daha bir maç sağa kapattık diyecekler. Şimdi şöyle Mustafa abi, şimdi senin bir ceza almışsın. Bu maçta cezan var seyircisiz. Ve sen seyircisiz maçta böyle bir skandala imza atıyorsun. Bunun cezası puan silme olmaz ama muhtemelen şöyle bir ceza gelecek. Farklı bir ilde yine seyircisiz. Ceza budur çünkü. Farklı bir ilde yine seyircisiz. Ceza birden, budur. Birden fazla maç olabilir ama. Ya sanmıyorum ama yani siyasiler için yani. Sen bahsedersin. Şimdi bahsedeceğim. Şeyleri. Şimdi bakıyorum ulusal gazetelere, ulusal gazetelere de buradan suçluyorum. Yalan haber yapıyorsunuz diyorum. Bugün çok sinirliyim.
ve çok şeyim yani bu konuda çok doluyum. Onun için de söyleyeyim, ulusal gazete tarafsız olmak zorunda. Gazeteciliğin etiğinde tarafsızlık vardır. Biz bak hiçbir zaman taraflılığımızı Mersin'de yitirmedik. Ya ama siz ulusal hocam, basın bak, olarak taraflılığınızı yitirmişsiniz. Biz şunu da tek diyorum, taraflı yayın yapıyorsunuz. Mustafa abi sorun şurada bak. Sen adamlara kesip montajlayıp verirsen bu gazetecilik olmaz ki kardeşim. Tamam sana verebilirler bunu. Ama teyit sen edeceksin. Diğer taraftan da alacaksın. Tabii ki ya. Ya görüntülerin tamamı var. Hadi ne yapacaksınız o zaman? O yayınların gazeteler ya da televizyon kuruluşlarına suç duyurusunda bulunsan. Ben zaten hepsini şu anda bugün gideceğim. Şeylerini alacağım. Ekran görüntünü alacağım ve gerekirse onlara da mesaj atacağım yani. Gazetelere de mesaj atacağım. Onlar şüpheleri olmasın. Hayır. Madem haklısınız. Niye yayından kaldırıyorsunuz? Sayfadan niye kaldırıyorsunuz görüntüleri? Ya da tam olaylar örtüşmüşken orada sıkıntıya girince niye yayını kesiyorsunuz? Bu işler öyle olur. Daha geçen hafta da yapma, geçen hafta mı? Evvelki hafta da yine yaptılar ya, Talas Gücü maçında mı yaptılar? Ne yaptılar? Ya bir tane Mersinli milletvekili de çıkıp şu mecliste savunmuyor kardeşim. Açık ya. Ve net hiçbir bir şekilde söylüyorum. Aksaray'da gazeteciler, milletvekilleri çok güzel bir lobi uyguluyorlar. Ve ellerinden geleni yapıyorlar. Mersin'de de biz Allah izin verirse buradan milletvekillerine, belediye başkanlarına ve belediye başkan aday adaylarına, valiye, kaymakamlara hepsine sesleniyorum. Mersin'e sahip çıkın. Mersin ASKF'ye de buradan sesleniyorum. TÜFAT'a da sesleniyorum. İl Hakem Kurulu'na da sesleniyorum. Mersin'de kim varsa hepsine sesleniyorum. Mersin'e sahip çıkılacak. Arkadaş bak, bunun namitsi, cimisi yok abicim. Şu görüntülere göre evet Silifke de ceza alabilir. Silifke Belediye de ceza alabilir. Sonuçta orada bizim futbolcularımız hani kendilerine bir darp varsa karşılık verilmiş. Alabilir, alsın. Varsa bir suçları alsın. Almasın değil. Ama bu işi işte o başlattı, bu başlattı değil. Temeline in kardeşim. Bu adamlar zaten mimli. Yani tribünde 150 tane taraftar var. Hakeme çelme var. Hakeme baskı var. Her şey. Futbolda olan her türlü pislik var. Eyvallah diyorsun. Ama maç sonunda bütün görüntüler ortadayken sen kesip TFF'nin önüne koyuyorsun. Gazetelerin önüne koyuyorsun. Efendim bizi dövdüler. Milletvekili şeylere bakıyorsun. Milletvekillerine bakıyorsun. Açıklama yapıyor. Aksaraylı milletvekilleri sosyal medya hesabından. Gazeteciler sosyal medya hesabından. Belediye başkan adayları. İl meclis üyesi, meclis üyeleri. Hepsi açıklama yapıyor. İşte bizi doğruyorlar. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diye. Ya yemin ediyorum biraz düzgün olun. Düzgün olun. Futbol eğlencedir. Evet. Siyasi rantlarınıza kurban etmeyin şu futbolu. Ya olmuyor zaten. Hırslarınıza kurban etmeyin. Yeter ya. Seçim işte şu yeter. Lanet olası seçim yok mu? Lanet olası seçim. Ben artık bu cümleyi kullanacağım. Şu lanet olası seçim yüzüne kimsenin bir şeyden haberi yok ama gelen görüntülere, verilen o görüntülere ben inanıyorum ki Aksaray bundan sonraki maçlarının hiçbirini iç saha maçlarını vermeyecek. Dış saha maçlarını da vermeyecek. Göreceksiniz. Bu kanal vermeyecek yani. Bu kadar olmaz ya. Ya bir de utanmadan biz Yılmaz Hoca'yı ya adam ekranda gördüm ağlayacaktı resmen ya. Adamın kaç kişi bir araya almışlar ya. Şu görüntülere baksana abi ya. Bizi dövdüler dediler ya. Bizi dövdüler dediler ya. Kendi evimizde bizi dövdüler dediler ya. İnsan utanır ya. Tabii bu kısmı vermezsen dövmüş gibi olursun. Şöyle ben bir şeylere bakayım o arada da. Ondan sonra yayını kesiyorlar. Komple kaldırıyorlar. Erkekseniz niye kaldırıyorsunuz? Madem haklısınız niye kaldırıyorsunuz? Gereken yapılır evet. Ya. Özmen Özkan, ama işte. Özmen Özkan iyi yayınlar, iyi akşamlar dilerim demiş. Ersin Servi, bugün onunla biraz yazıştık. Silifke zaten her maç dolu tribünden oynuyor. Dolu tribün, başkan bizim yani dolu tribün, boş tribün demiyoruz. Biz baskıyla, daha fazla baskıyla o maçı neler yapılabilir saha içerisinde ve tribünde biz şey olarak baskıyı kurmak istiyoruz. Ya Türk futbolunda şimdi, şu bir gerçek Mustafa abi. Dürüst olalım. Bak dürüst olalım. Bunu bizim sahamızda da bu olaylar yaşanabilir. Yaşanmıyor değil. Ben yaşanmadı diyemem. Ama bunun bir kıstası, bu cezaların bir kıstası olması lazım. Sana yapıldığı zaman da aynı ceza verilmeli. Ben yaptığım zaman da aynı ceza verilmeli. Aynen öyle olmak zorunda. Zaten insanları kızdıran nokta bu. Mesela basketbolda da vardır bu. Tribün gerçeği ciddi anlamda, senin vurgulama şartın şey o. Ciddi anlamda önemli. Türk futbolunda ve Avrupa'da ve dünyada bu geçerli. Hakemi normal kıstas altında baskı altına tutmak önemlidir. Ama bu şey değil. Lan bu küfür edilir falan filan değil. Vereceğin tepkilerle. Ben bu kültürü abi Mersin'in kenetlendiğini, Mersin'in destek verdiğini herkese göstermemiz lazım. Sen ne dedin?
vekiller dedin saçma sapan tweetler atıyor ya da paylaşımlar yapıyor. Evet. Bugün çok var. Baktım ya çok var. Peki ya, Mersin'den çok. Hiç böyle bir tepki var mı? Yok. Herhangi birinden. Yok. Kulüpten var mı mesela? Ben bunu merak ediyorum. Kulübün acaba şikayet dilekçesi ya da şikayet malzemeleri ne? Ben bunu ciddi anlamda soruyorum. Hangi kulübün? Silifke Medcem, Silifke Belediyespor'un nasıl bir şikayet ya da bir şikayet var mı? Var. Nasıl bir şikayet? Medcem Belediyespor dün itibariyle bu videoların olduğu ve maçın şey olmadığına dair, taraftarsız olmadığına dair, taraftarların olduğuna dair bu ASKP'nin de şeyle verdiler. Yok, TFF'ye gönderdiler, evet. Peki bizim siyasilerimiz nerede abi? Bilmiyorum. Ondan sonra bize oy verin. Veririz. Özmen Özkan iyi yayınlar, iyi akşamlar dilerim demişti, onu söylemiştik zaten. Ersin Servi'yi şey yapıyorduk. Mersin camiasının desteği için teşekkür ederim. İnşallah o maç tüm Mersin kenetlenecek demiş. Mersin takımları son maça bırakmaması gerek. Şampiyonluğu iyi yayınlar. Aksaray takımı büyütmenin bir anlamı yok. Yatarak maç kazanılmaz demiş. Salim Cilas, Silifke Belediyespor'umuzu seviyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Silifke sahipsiz değildi demiş. Şöyle bakalım. Ne yazmış? Sahipsiz Mersin'in sahipsiz çocukları. Ceyhan Spor'un paylaşımı neydi abi? Ya ben onu hatırlayamadım. Şimdi taraftarlar abi. Yorumda Ceyhan'ı da unutmayın demiş. Evet. Şeyi hatırlıyorum. Olayı da şimdi burada küfür etmişti. Küfür değil mi? Küfürlü paylaşım. Mersin şehrine küfür edilmişti. Mersin şehrine bir küfür vardı. Burada hatta utanmadan bile şöyle bir paylaşım yapmış yine aynı sayfadan. İşte bize yaptıkları o su olsun falan filan ikramları IBAN numarası gönderelim diye bir de terbiyesizlik yapmışlar. Hani o yine cüzi bir terbiyesizlik anlarız ama Mersin bak sana bana ona değil bütün Mersinlere resmen küfür ettiler. Şeref Yanmaz abimiz iyi yayınlar, Mersin amatörünün güzel insanlar demiş. Federasyona biraz serzenişte bulunmuş. Silifke halkını sizlerle birlikte sonuna kadar hakkını demiş, sonuna kadar aramalı demiş. Coşku Şahin, Mustafa kardeşim yayınlar dostum demiş. Sizin Allah'ınıza kurban öyle öyle de böyle de şampiyon olacağız demiş. İnşallah abi. Mersin'den bir şampiyon bu sene çıksın inşallah diyelim. Garip Gündüz, hafta sonu Mersin İdman Yurdu Yozspor maçında çıkan olaylar neden konuşulmuyor demiş. Daha şeye gelmedik. Zeynel Müthiş kardeşimiz, Mustafa Karabulut ilk kez Silifke'yi savundu. Gözlerim yaşardı. Helal olsun abi demiş. Zener kardeşim, taraflı bakmazsan taraflı görmezsin. Biz sürekli zaten Silifke'yi de olsun, Mut'u da olsun ayrım yapmadan paylaşımlar yapıyoruz. Yeter ki taraflı bakma. Şöyle Mustafa Güzler de demiş, Ceyhan paylaşımı unutulma demiş. Erkut Ekiciler benim askerlik arkadaşım, iyi yayınlar dilemiş. Mut İdman Yurdu neden şampiyon olmasın? Bu fark kapanır. Ya bizim için ben söylüyorum. Mut da şampiyon olabilir. Yeter. Bichespor da şampiyon olabilir. Silifke de şampiyon olabilir. İnşallah diyorum. Biri birinci, biri ikinci, biri üçüncü olsun da Aksaray'ın da hepsi Aksaray'ın önüne geçsin. Şöyle bir ya, güzel bir şey yaşayalım bugün Aksaray'da ya. Aksaray da şampiyon olabilir. Sonuçta bu futbol. Ama bu şekilde olmasın kardeşim. Bu şekilde olacaksa olmasın ya. Ya Osmaniyespor'un o iki sezon önce, geçen sezon serik olduğu maçlarda ya gelen takımlar hep şunu söylüyor ya. Ya gidiyoruz oraya, adamlar kaymakamına kadar, valisine kadar, anasını satayım bak valisine kadar ya. Hakem odasından çıkmıyorlar diyorlar. Ya bu bile bir şeydir ya, utançtır ya. Ama bizim burada abi 3 tane taraftarı bir araya getiremiyorsun ya. Maalesef. Adamlar bütün siyasetiyle bak ikisi de çıktı, Osmaniye de çıktı, serik de çıktı. Ama sen çıkamıyorsun. Niye? Kardeşim futbolu bu noktaya getirdiler. İstediğin kadar transfer yap. İçerispor alt tarafı al. Biz hep kendilerine dedik. Lobiniz var mı kardeşim? Paranız var da lobiniz var mı? Bak adamlar dayak attığı maçta bile dayak yedik diye lanse ediyor. Hem de vekiliyle birlikte. Şaka gibi. Ve bizim buradan hiçbir tane şey yok. Bu şimdi Silifke'nin şikayet etmesi ya da ortaya bir şey koyması ben sanmıyorum ki bir şey değiştirsin. Abi bunu şehrin dinamiklerinin şehrin dinamiklerinin lazım. Bir araya gelmesi lazım. Sesini aynen lazım. Öyle. Ama Ali abin dediği gibi işte. Özgür Çetin 21 Nisan'da
Ne yüzle gelecekler Silifke'ye abi demiş. Ligin son maçı, başka Silifke yok. Şampiyon Medcem Silifke Belediyespor demiş. Erkut Ekiciler kardeşim İstanbul'dan selamlar. İyi yayınlar, iyi geceler kardeşim demiş. Teşekkür ederim. İstanbul'a da selamlar olsun. Evet. Yani bakıyorsunuz. Yani futbolun güzelliklerini yaşamak varken hırs ya, hırs uğruna bunlar yapılıyor. Böyle saçma şeyler yapılıyor. Üstüne saçma savunmalar yapılıyor. Üstüne saçma paylaşımlar yapılıyor. Ondan sonra da diyorlar ki, şimdi ben bazen baktım sosyal medyaya bugün. Ya 150 tane taraftar vardı da siz oradan dayak yemeden mi çıktınız? Ya görüyorsun, adamlar belediye otobüsüyle bizim futbolcularımız giderken adam hala kovalıyor. Hani şu mu yani, orada 150 taraftar olunca dövmek zorunda mısınız yani? Yok işte yani orada nasıl sağcıkmış? Orada 150 tane taraftar yok diyor. Ya işte göz var ne zaman? 150 de var, 200 de var orada. Görüntü var ya. 150 de var, 200 de var. Hani biz aşağıdan tutuyoruz 150 diyoruz. Daha fazlası da vardır. Ya bak mesela belki olayla bir alakası yok ama Çin'de mesela hani konumuz spor olduğu için, futbol olduğu için Çin'de en önemli spor dalı nedir desem herhalde herkes kung fu der. Sonuçta tabii spor dalı. Ama kung fu'da bile temelinde hep şunu söylerler çocuklara. İşte kung fu her şeydir. Yani kung fu el hareketleriyle alakalı bir spor olduğu için yemek yerken diyor, adam otururken diyor, kalkarken diyor, otobüse binerken diyor, koşarken diyor, bunların hepsinin temelinde kung fu var diyor. Çünkü hareket halindesin. Kung fu'nun temeli de harekettir. Çocuklara burada bile sporun temeline kadar inilebiliyor. Futbol diyorsun ve futbol hepimiz için bir aşk. Bütün şehirler, bütün dünya için aşk diyorsun. Ama temelinde kardeşim küfür var, ahlaksızlık var, serserilik var, her şey var. Pislik var, siyaseti var, o su var, bu su var. Yani dünyada her türlü spor dalı yapılıyor. Temelinde sevgi, saygı, ahlak var. Ama futbol söz konusu oldu mu abi hiçbiri yok ya. Ondan sonra hepimiz futbolu seviyoruz. Bu kadar rezillik boksta yok. Ya boksta yok Ali abi dediği gibi bu kadar rezillik ya. Ya şu futbola iddia geldi dediler, bitirdiler dediler. Ya iddiadan daha kötü bir şey var aslında ya. Siyaseti getirdiniz, bitirdiniz futbolu. Ben ya. Sana bak, ben sana bahis konusunda da söyleyeyim. Bahiste çok tecrübelerim olan bir insan olduğum için söyleyebilirim. Arjantin'e bahis geldi. Tamam mı? Şu iddia dediğimiz olay geldi yani. Bet dedikleri olay geldi. Ne oldu biliyor musun? Arjantin futbolu seçti. Hiç kimse bahise umursamadı bile ve bahis şirketleri oradan çekildi. Kusura bakmasınlar. Hatayı önce kendilerinde arayacaklar. Biz önce ben Mersin'de, hani diyoruz ya biz Mersin amatör futbol kütüphanesini kurmak istiyoruz. İşte içerisinde eğitimler vermek istiyoruz. İletişimci hocalarımızdan, nefes terapistlerinden vesaireden. Bizim amacımız bu zaten. Bizim amacımız ne? Bizim amacımız sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olması. Önemli olan şey bu. Biz eğitmemiz lazım. Biz hala futbolun ya da sporun ne olduğunu bilmiyoruz. Ya futbol, maalesef bilmiyoruz. Futbol ne diyorsun? Geri gelip şöyle konuşalım. Futbol diyorsun, işte bir spordur diyorsun, bir eğlencedir diyorsun. Yani olmazsa olmaz diye bir şey yok. Ama biz temelinde, bak az önce dedik, Çin dedin mi kung fu. Ama temelinde çocuklara en önemlisi kung fu'nun sadece bir spor, bir eğlence olduğuna dair. Çünkü kung fu'yu hiçbir zaman düşmanı dövmek için öğretmezler. Bak düşmanını dövmek için kung fu öğretmezler. Savunmak için de öğretmezler. Önce ahlak diyor adam. Sen futbolun temelinde olması gereken önemli şey ahlaktır diyorsun. Ama senin temelinde altyapılara iniyorsun. Futbol çocuğa diyorsun ki hadi oğlum iyi çalış. İyi çalış ki profesyonel ol, çok para kazan. Çocuğun temeline biz parayı koyuyoruz. Bak çocuğun temeline biz parayı koyuyoruz. Sporu koymuyoruz. Bu temelde başlıyor zaten. Sen dedin ya az önce işte biz kütüphaneleri yapacağız, şunları bunları yapacağız. Ya Mersin'de kimse kusura bakmasın ama yanlış da anlamayın beni. Ya Mersin'de birçok futbolcu birbirine iddiadan borç takıyor ya. Mersin'de birçok amatör futbolcu, bak birçok amatör futbolcu birbirine iddiadan borç takıyor. Ne ahlakı, ne sevgisi, ne saygısı, ne futbol abi. Nasıl gelişecek bu? Gelişir mi? Herkes herkesin bir açığını yakalama derdi. Herkes bir herkesin açığının peşinde. Benim adamım gelmezse bak seni yakarımın derdinde. Nasıl gelişecek böyle futbol? Bak daha biz kendi şehrimizde bu durumdayız. Bunları bütün şehirlere yay. Sonra ülkelere yay. Futbolun geldiği nokta işte. İddia. Şu anda altyapıda bile ben tanık oldum. Bizim Toroslar civarında. Adam antrenmanda hoca 15-13 yaş grubunda. Küfürlü konuşuyor çocuğa. Şunu yap, bunu yap. Şunu yapsana maçın içinde mesela. Top kaybediyor. Sen memnun olsun. Allah ne yapmasın falan filan.
Ya biz bunları geçen senelerde çok tartıştık. Şu altyapı hocalarının yani şimdi tam yetişme çağında, çünkü çocukların yetişme çağı önemlidir. Bu yüzden diyoruz eğitim, eğitim, eğitim. Yani illaki bir altyapı hocası üniversiteler okusun, akademide okusun demiyoruz. Ama en azından kendi evladıyla kurduğu diyaloğu o çocuklara kurabilmeli. Ne yani, sen evde çocuklarına bu şekilde mi hitap ediyorsun? Kesinlikle. O zaman biz bunu anlıyoruz. Ya saha içinde küçücük çocuğa ya 50 tane ses geliyor. 50 tane tribünden geliyor, oradan geliyor, hocasından geliyor. Çocuk topa vuracak, nasıl vuracağını unutuyor çocuk. Hocanın çocuğa küfür etmesi nedir abi ya? Ya küfür ayrı, bir de yani... Adam küfür ediyor, gözünün önünde tribünden izliyoruz. Topu kaybediyor çocuk, küfür ediyor ya çocuğa. Var mı böyle bir şey? Ya bunu söylediğin zaman sen yaş, kötü yaş grubu 13-15. En fazla 15'tir yani. Yani bunu söylediğin zaman da sen kötü oluyorsun. Bak ne dedim az önce? Ya birçok futbolcu iddiadan borç takmış. Mersin'de futbolun geldiği nokta bu. Ezel bir resim vardı. Onu da ekrana verir misin? Verme şansın varsa onu da bir ekrana alalım. Üzerine bir konuşalım. Onu da. Şöyle baktığımız zaman Hüseyin Işık iyi yayınlar, mutlan selamlar demiş. Evet, bu. Yaklaşık 99-97 senesinde Meziklispor. O zamanki Meziklispor bu kadroyla bir tane eksik var galiba aralarında şey olarak. Üçüncü lige çıktı. Tanıdık isimler. Ve bayağı başarılı olarak. Bu şekilde de değildi. Lig bu şekilde de değildi. Onu da söyleyelim. Ve çok hem Mersin şehrinde birinci olup ondan sonra da şeye gitti. Yani diğer takımlarla, diğer şehirlerden, İstanbul'dan vesaireden gelen takımlarla oynayıp şampiyon oldu. Evet, Yusuf Ömür hocamız var. Selahattin Bozkurt hocamız var. Şu anda Selahattin Bozkurt hocamız da Erdemirspor'da iyi bir başarı yakalamış durumda. Emin Arar abimiz var. Kendisi de bizim derneğimizin yöneticilerinden bir tanesidir. Şimdi bakıldığı zaman bu takım 97 senesinde 3. lige çıkmış olan takım. Şimdi 97'den bugüne kadar 3. lige kaç takım çıktı diye söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceğim, onu da söyleyeceğim. O dönem Tarsus Manordu, Mersin Manordu var. Bir takım daha var. Metcem Silifke, yani Silifke Spor olarak geçiyor o zaman. Silifke Spor var. Ve onlardan sonra 3. lige çıkan takım. Ve 97'den beri bugüne kadar Mersin Sporu hani gelişiyor diyoruzlar ya mesela. Mersin Sporu ne durumda? İşte görüyoruz. Bu durumdan sonra bir daha şey yok. Ya son Mohikanlar bunlar mı abi? Evet, son çıkanlar bunlar. Yani emeklerine sağlık hepsinin. Yani. Ama geldim İstanbul'a iş. Aynen öyle oluyor maalesef. Evet, süper amatöre geçelim mi yavaş yavaş? Geçelim abi, geçelim. Yoksa bu Aksaray bizi bitirecek. Hala abi zaten yeterince söyleyeceğini söylemişsin abi. Evet Mehmet Uysal, sen... Yine söyleyebilirsin abi ya. Mehmet Uysal yani sen şey yap, ben şuradan hemen şey yapayım. Ne yap, bir süper amatör mü? Evet, yavaş yavaş başla sen konuşmaya. Ben açtım şeyi. Şimdi birinci hafta, ikinci devre birinci hafta maçlarını açtım. Haftanın maçı. Tarsus Belediyespor 3, Yıldırım Spor 1, Mersin Manordu 1, Mersin Yolspor 3, Toroslar Belediyespor 5, Gülnar Belediyespor 0, İtman Yurdu 1925 1, Erdemli Belediyespor 0, Anamurumu Spor 1, Meski Spor 5, Homurlu 1951 4, Orman Spor 1, Akdeniz Belediyespor'la Kuvay Millispor'da 1-1 berabere kaldı. Evet Mehmet Uysal, başlayalım. Yayında problem var abi, Facebook yayınında. Facebook yayınımız yenileniyor şu anda. Yani şimdi Süper Amatör Lig'de geçen hafta ikinci yarısı başladı. Bir haftanın hatta iki haftanın iki haftalık aradan sonra tekrardan başladı. Güzel maçlar izledik. Bu hafta da ikinci haftasıyla birlikte devam edecekler. Özellikle geçen hafta benim izlediğim bir maç Toroslar Belediye Gülnar Belediye maçı vardı. 5-0 mı bitmişti o maç değil mi? 5-0. 5-0 Toroslar Belediyesi kazanmıştı. Aslında benim o maçta çok şey beklediğim bir maçtı. Yani Gülnar Belediyespor'un bu ligin iyi takımlarından olduğunu düşünüyordum. Oynadıkları futbolla da zevk verdiklerini düşünüyordum ama maalesef skor anlamında bizi tatmin etmedi. Daha ilk yarıdan neredeyse maç 4-0 oldu. Bitti. İlk yarı 4-0. Ama tabii
Şimdi skor 3-0 iken bile hani kaçırılan goller var. Günler Belediyeli futbolcuların işte ben atmayayım sen at, sen atma ben atayım telaşı içerisinde kaçan net pozisyonlar var. Tabii burada Mustafa Açar da ciddi anlamda kurtardığı pozisyonlarla takımı adeta ayakta tuttu. Sadece ilk yarıda 4 tane net pozisyon net, çıkardı. Bak bu aynen Kerem dediği gibi net 4 gol pozisyonunu bizzat çıkarmış. Top vardı 35 metreden attılar. Yani o topu kurtaracağım diye belini nasıl diyeyim köşeye vurdu. Filenin içine iç tarafına aynen. vurdu. Bir kalkamadı. Biraz, 5 dakika kalkamadı. Biraz aynen öndeydi Mustafa. Yani. Önde evet. olunca futbolcu aşırtma denedi. Yani kendini sakatlamaya pahasına ki skor da 3-0'du o anda. Yani bırak gol olsun mesela dersin. Bırakmaz abi. Hani bizim yani. Tanıdığımız Mustafa ne bileyim çok iyi top çıkardı. Yani gerçekten ya orada mesela ben şeyi anlamadım. İbrahim Metli ya olağanüstü sinirlendi Gülnar'ın stoperi Metli abimiz. Olağanüstü sinirlendi. Yani öyle böyle değildi. Çünkü Gülnar'da kimse kusura bakmasın ama iki tane futbolcu kardeşimiz var. İsmini vermeyeceğim. Bir tanesi stoperde, bir tanesi orta sahada. Yani bu şekilde nasıl oynuyorsunuz bu takımda ben anlamış değilim. Ciddi anlamda. Hani Gülnar gerçekten iyi takım, ligin iyi takımlarından. O iki futbolcu kardeşimiz hani bazen dersin ya Mustafa abi ya formunda değildi ya da gününde değildi ya da bir sıkıntısı vardı. Öyle bir şey değil bu. Evet. Hani oynadıkları şeyi görüyorsun ya sıfır yani sıfır bildiğin sıfır 10 üzerinden sıfır yani böyle futbol olmaz. Sedat Akgün'ün yedek kaldığını gördüm o maçta ikinci yarıda girdi ben onu anlamadım mesela yani Sedat Akgün gibi şimdi solda Mustafa Mert yanbazı koymuş sağ açıkta İbrahim abim mi vardı hatta bir ara Metli geçti adam olmayınca çıldırdı adam bir nevi ikinci yarıda Sedat girdi yani Sedat öyle bir futbolcu ki takımın en çok gol atan futbolcusu 10 tane golü var yanlış hatırlamıyorsam uzun bir zamandır gol atmıyor çünkü oynatılmıyor. Yani bu çocuk topu aldığı zaman giden tek başına takım olan bir futbolcu ama ne bileyim yani yedek başlattılar oradaki sıkıntıyı bilmiyorum başka bir sıkıntı mı var? Yayınla mı ilgili sorun var abi? Yayında sıkıntı var galiba Facebook. Ya o Facebook yok Facebook yayını tekrar başladı şu anda. Başladı mı? Evet yeni yayın başladı ben paylaştım. Aynen senin paylaştığın. Yani, ciddi anlamda Sedat Akgün'ün yedek kalması beni rahatsız etti. İkinci yarıda oyuna girdi. Zaten biraz kendisini gösterdi. Ya orada hatta ben maçtan sonra bir yazım olmuştu. Lastik adam Bernard diye. Bernard. Abi adam acayip bir şey ya. Ya ben sezon başında çok eleştirmiştim. Şey hatırlıyor musun abi? Hakem sarı kart verecekti. Abi 5 dakika gelmedi hakemin yanına ya. Ya Ali ama... Hakem düdüğü çalıyor. Sağa sola bakıyor, havaya bakıyor. En son rakip futbolcu dedi ki seni çağırıyor dedi. Ya düşün o farkında. Yani. Hani... Farkında evet. Bernard ya. Abi adamın bir bacakları var yemin ediyorum. Yani 3 metre ya. Uzadığı zaman 5'e 6'ya gidiyordur herhalde. Ya öyle bir toplar kesti ki sahanın her yerinde. Kendi yarı sahasında sahanın her yerinde. Ciddi anlamda bak. Mesela şunu söyleyebiliriz. İşte Toroslar Belediyespor şu anda muhtemelen çok büyük bir mucize olmazsa önümüzdeki sezon Bal Ligi'nde. Evet. Peki Bal Ligi'nde ben şöyle bir soru sorsam izleyenlere. Size de soruyorum. Kim kalacak? Kim kalır? Bu takımda önümüzdeki sezon Bal Ligi'nde kim kalır? Bana sorsanız mesela İsim vermeyeceğim ben. Bana sor, çünkü isim verir yanlış anlaşılıyor. Bana sorsanız en az 5 oyuncu bak. En az 5 oyuncu ilk 11'de kalır. 5-6 oyuncu kalır yani. İlk 11'de bahsediyorum ben. Yedek kulübesinde de bazı aldığında 3-4 yani 7-8 oyuncu bırakırsın. Zaten mesela, bunlardan sözünü kestim abi. 2 tanesi 3 tanesi bu ligin üstünde oynayacak bir futbolcu. Ama kaç yani. Tanesi kalacak mesela? Benim en çok merak ettiğim şey şu. Mesela İçerispor geçen sezon ligi allak bullak etti. Gol 106 mı 107 gol attılar. İşte Ebu Bekir gol kuralında 46 gol attı. Allah bullak etti. Tarihte görülmemiş bir şey. Süper amatörün. Evet. En yakın rakibin 25 mi 26 golü var. İki katını seni ikiye katlamış. İşte oyuncular getirilirken hep şu söylenmişti. Biz 3. ligin kadrosunu, özür diliyorum. Biz Bal Ligi'nin kadrosunu kuruyoruz demişlerdi. Hep şu söylendi. Ya bunların kaçını tutacaksınız? Al şu an 7 tane futbolcu Bal Ligi'nde oynuyor. Hem de oynuyor. İşte biz bunu yapabilecek miyiz? Yani biz derken bizim diğer takımlarımız bunu yapabilecek mi? Mesela Meski Spor şu an Bal Ligi'ne çıksa en yakın ikinci olduğu için diyorum. Gerçi baraj maçı var ama çıksa kaç tanesini tutacak? Ben söyleyeyim sıfır. Toroslar Belediyesi kaç tane tutacak? Ben söyleyeyim belki bir belki iki. Belki de tutmayacaklar. Hep şu düşünce var çünkü yapılanma yapılırken. Ya biz bu sezonu kurtaralım. Önümüzdeki sezon kadroyu yeniden yaparız. Ya böyle baktığın zaman böyle yaklaştığın zaman işte olmuyor. Yeniden yapılandığın zaman belli bir zamanı, belli bir sürece ihtiyacın oluyor. Bak İçerispor bunu yaptı. 7 tane futbolcusunu korudu, üstüne kurdu. Şu an iddia ediyorum, isim vermeyeceğim. İddia ediyorum Toroslar Belediyesi'nin önümüzdeki sezonda Bal Ligi'ne çıkarsak en yakın takım. İlk 11'inde net bir şekilde 5 tane oyuncuyu ben oynatırım. 5 tane oyuncu ilk 11'de oynatırım. 3-4 tanesini de yedek kulübesinde barındırırım. Rahat oynar abi, çok rahat oynar. Sonrasında transfer yaparım.
Şimdi, ama bunların kaçı kalacak? Şimdi Sedat'la ilgili bir şey söyleyeyim. Ben devre arasında yani transfer sezonu 3 Ocak'ta başlayacak. 3 Ocak'ta transfer olacağını. Yani kalması söyleyeyim. Yani, kalmaması lazım o takımda. Bak, transfer netleşmediği için hangi takıma gideceği onu söylemeyeyim. Sedat Akgün, Gülnar Belediyespor'un şu anki ligde kaçıncı sırada abi? 8. sırada 19 puanı var. Çok kötü bir puanı yok. Mersin İdman Yurdu 24, 5 puan playoff potası için. 5 puanlık fark var. Bu takımı 19 puan aldıysa en az 15'inde 16'sında büyük payı var. Bunu izli taraflı taraflı izleyen herkes söyler. Büyük pay var. Mesela ilk yarı niye oynatmadın? İkinci yarı 4-5 olmuş oyunu alıyorsun. Yani. Niye alıyorsun? Bak ben bugüne kadar hiçbir futbolcuya şey göstermedim, yol göstermedim burada konuşurken. Ben bir isim söyleyeceğim. Bu ismi de ilk defa söylüyorum. Okan Özdemir. Özdemir miydi soy ismi? Evet, Okan Özdemir. Mı? Gülnar Belediyespor'un, bak beni izliyorsa beni affetsin ama Okan Özdemir'de bir futbolcu var. Yemin ediyorum ben hayatımda böyle bir futbolcu görmedim. Ben uzun zamandır takip ediyorum. Çok kötü bir şey değil abi. İyi bir şey söyleyeceğim. Biliyorum. Bu çocuğu ben uzun zamandır takip ediyorum. Ve ilk kez konuşuyorum. Hep şunu söylemiştim kendi kendime. Ya acaba ama şu Toroslar Belediyespor maçından sonra artık ben o şeyi koyuyorum. Bu çocuğun kesinlikle ama kesinlikle transfer olması lazım. Gülnar'da kalmaması lazım. Abi şimdi futbolda herkesin bir izleme şeyi vardır. İşte izlersin keyif alırsın, izlersin keyif almazsın. Başka açıda izlersin, farklı farklı izlersin. Mesela bir Zidane'ı izlerken hangi gözle izlersin? Keyif alırsın değil mi lan? Zidane ya adam oynuyor be. Hani o keyfi sana verir. Okan Özdemir yemin ediyorum Mersin futbolunda belki de çoğu insanın gözünden kaçan bir futbolcu. Abi adama keyif veriyor ya. Vallahi billahi diyorum. İlk kez söylüyorum bunu. Keyif veriyor. Bu çocuğun derhal bu takımdan transfer olması lazım. Kime olması lazım? Okan Özdemir. Bak takım ismini ilk kez söyleyeceğim. Beni yanlış anlamasınlar ama gözlemlediğim kadarıyla Okan Özdemir'e en çok ihtiyacı olan takım Meskispor. Bak Okan'a sistem açısından söylüyorum. Ben, Okan Toroslar'da oynayamaz. Çünkü Toroslar'ın sistemi farklı. Okan üzerinden kurulmamış. Gülnar'da oynayamıyor. Oynayamıyor derken o istediği şeyi alamıyor bir türlü. Çünkü Gülnar'da farklı bir sistem var. Ya Metli çıldırdı ya. Adam belli bir yaşa gelmiş. Kaptan çıldırdı. Ya ben izlerken çıldırdım yani. Böyle futbol mu olur ya? Ya bir sol ayağı var Okan'ın. Abi Galatasaray bir dönem bilmiyorum hatırlar mısınız? Felipe diye bir Brezilyalı bir oyuncu gelmiş. Evet. Sol ayaklı. Abi o iğne deliğinden paslar atar. Abi bu çocuk böyle bir şey ya. İzlerken sana o keyfi veriyor. Ben onu Meskispor'u ne? Köy turnuvasında izledim. Köy turnuvalarında Çavuşlu'da oynuyordu en Felipe son gördüm. Efendim? Felipe mi? Ya orada bile bak. Mesela şunu diyemem. 1.8 numara değil. 1.10 numara da değil. Yani böyle 9.5 yani buçuklar var ya 9.5 tarzında futbolcu. Ben ilk kez beni bu kadar Mehmet Uysal Adana'lı mısın, Aladağlı mısın? Neresin böyle beni değil ya. Beni ilk kez hani birçok futbolcu beğeniyorum ama beni ciddi anlamda böyle hani o keyif veren ilk futbolcu belki de Okan'dır ya. Ben bu çocuğu ne zaman izlesem abi şiir gibi top oynuyor ya. Oynuyor ama ve bu çocuğa Meskispor'un kesinlikle ihtiyacı var. Ben ilk kez de böyle bir şey söylüyorum. Ben Okan'ı tanımam etmem. Benim akrabam değil, bir şeyim değil. Maçtan maça görürüm. Maçtan maça gördüğüm bir futbolcudur. Meskispor'da benim hiçbir tanıdığım yoktur. Hiçbir zaman şunu alın bunu alın da diyemem. Demem zaten. Ki onların da beni kale alacağını sanmıyorum. Ama Mersin'de iki takımın birincisi Meskispor'un, ikincisi de İdman Yurdu 1925. Bazen basketbolda, şimdi diyeceksiniz ki orada İsmail Temur var. Evet var. Ama basketbolda bazen iki oyun kurucuyla oynarlar. Ki bu rakiple alakalıdır. İdman Yurdu 1925'in de o kanat oyunu tam Okanlı. İsmail Temur'la birlikte iki oyun kurculu oynayabilir. Bak buradan adres veriyorum. Birinci sırada en çok ihtiyacı olan böyle bir futbolcuya Meskispor. İkincisi eğer almazsa ben İdman Yurdu'nun yöneticilerine sesleniyorum. Eğer Meskispor'la hani alacağından değil de size yol gösteriyorum. Koy İsmail Temur'la ikili oyun kurucu. Yaparlar bunu. İkisi de yapar bunu. İsmail Temur'un tecrübesini konuşmaya bile gerek yok. Ama İsmail Temur sonradan geldiği için onun etrafında kuramadıkları için takımı İsmail Temur bunun sıkıntısını yaşıyor. Koy Okan Temur İsmail. Oynatmıyor ki abi zaten şu anda. Ya oynar yani oynamaz demiyorum ben. İkisini şu anda koy oyun kurucu olarak ikisini bambaşka yere çekerler takımı.
Ben net bir şekilde mesela böyle bir futbolcu ilk kez gördüm. Sana şöyle söyleyeyim. Örnek hayran kaldım. Mesela yani. Gülnar'da Yaşar'ın da mesela devre arasında transfer olacağını düşünüyorum ben. Ya Yaşar abi hani mıknatıs derler ya. Abi top ayağına topu çekiyor ya. Gitti yere o topu çekiyor bir türlü. Yani ne yapsın ne etsin o top kendisinden çıkmıyor. Ama Yaşar abinin şöyle bir şeyi var. Bu maçta mesela kendisinin atması gereken yerde pas verdi. Pas vermesi gereken yerde kendisi atmaya çalıştı. Yani ya, Yaşar neydi o ismi? Yaşar Bayergi. Yani kendisini biz köy maçlarında da izlemiştik. Değirmenlere de izlemiştik. Topu çekiyor abi. Yaşar abi topu çekiyor yani. O bilmiyorum hangi takıma gidecek ama sen herhalde biliyorsun gibi. Şimdi netleşmeden söylemeyeyim. Ama topu çeken bir futbolcu. Öyle söyleyeyim. Yayın sonra sana söylerim. Yani Sedat zaten durması bir hata o takımda. Sedat da gidecek. Durması bir hata ama Okan için ciddi anlamda ilk kez böyle bir futbolcu beni mest etti ilk kez. Hani birçok futbolcuyu beğeniyoruz ama ben ilk kez böyle bir keyif aldım ya. Hani uzun zamanı takip ediyorduk hep acaba diyorduk ama artık net bir şekilde söylüyorum. Bir keyif veriyor size. Ve Meskispor'un ve İdman Yurdu 1925 yani şimdi İsmail Temur'un olduğu bir yerde oynamıyor mu şu an İsmail Temur? Ya oynuyor nasıl oynuyor? Hayır. Hani ikinci yarı oyuna giriyor. Son 15 dakika biliyorum. 20 dakika. Hani şunu diyecekler çünkü, ya İsmail Temur'un olduğu yerde ona ne gerek var? Hani sonradan zaten oyuna giriyor. Hayır, böyle düşünmeyin. İkili oyun kurucuda da oynatabilirsin. Çünkü buna idman yurdum sistemi uygun. Oynadıkları sistem buna uygun. Ben niye Toroslar demiyorum? Çünkü uygun değil. Niye Mersin İdman Yurdu diyorum? Çünkü Mersin İdman'da o bölgede çok oyuncu var. Ya onları oynatamıyorlar da. Şimdi Bülent Hocam bir yazı yazmış da onu söyleyeyim. Mustafa'm iyi yayınlar. Biz Mersin kulüpleri olarak birbirimizi istemiyoruz. Birlik beraberliğimiz yok. Tüm kulüpler ben başarılı olayım, başka kimse olmasın diyor. Olan çocuklarımız oluyor. Kaybeden hep çocuklarımız demiş. Çok doğru söylemiş. Onu görmüşken onu da söyleyeyim dedim. Bir önceki yayından kalmış çünkü yayın gidince. Mersin İdman Yurdu Yozspor maçında maç sonu maalesef yine hoş olmayan görüntüler. Futbolcular yine birbirine giriyor. Arenada oynanan bir maç. Hiç hoş olmayan bir görüntü. Yine cezalar gelmiş bazı futbolculara. Yani ben şu bazı futbolcuları işte biz diyoruz ya gençler. Ya şu bazı gençler hani isim vererek konuşmak da istemiyorum. Hani sonra o doğru olmuyor ama tepki çekiyoruz ama ya kardeşim ya bir kendinize çeki düzen verin ya. Empati yapmayı bir öğrenin artık ya. Senin 2 maç öncesinde, 3 maç öncesinde aynı şekilde bir sıkıntın var. Sen aynı şekilde bir daha yaşatma bunu. Bak kulübüne zarar veriyorsun. Taraftara zarar veriyorsun. Takımlara zarar veriyorsun. En önemlisi kendine zarar veriyorsun ya. Ya şu bazı futbolcuların artık kendine bir çeki düzen vermesi lazım ya. Ya 3 hafta önce, 4 hafta önce sen Toroslar Belediyespor maçında bir kavga süreç yaşanmış orada. Bir olaylar çıkmış. O artık size ders olması lazım. Artık o sizin önünüzde her zaman olması lazım. Sen aynı şekilde gidiyorsun. Yozspor maçında da yaşatıyorsun. İşte en son Erdemli Belediyespor İdman Yurdu 1925 maçından sonra abi neler söyler izlemedik ama bu neler olmuş ya. Polislerin futbolculara jopla müdahalesi ne diyorsun abi? Jopla müdahale etmişler. Ya şimdi bak biz geçen sezon diyorum sezon başından beridir ben hep şunu söylüyorum. Bu maç nezdinde aslında bu son ramak oldu. Son durak oldu artık bu maçla ilgili. Ya şu polislerimizin, emniyet güçlerimizin artık tamamen hani spor şube diyoruz mesela. Maçlara gelenlerin hepsinin yeleğini spor şube yazar. Abi spor şube dediğin adamlar hepsi eğitim almıştır. Yani o kültürü bilmesi lazım. Futbol kültürünü bilmesi lazım. Tribün kültürünü bilmesi lazım. Ya futbolcu saha içinde hakem sorumludur. Tribünden de polis sorumludur değil mi? Evet. Ya kardeşim olur. Futbol bu. Taraftar başka şekilde cevap verir. Onu yapar, bunu yapar. Ama sen sadece işte ya kardeşim biz de böyle yapmazsak durmuyorlar diye vurursan bak sen polise vursan ne olur? Yani polise mukavemetten seni içeri alırlar. Yani. Ama polis sana vuruyor ama bahanesi de bir sürü. Bir sürü de bahanesi var. Ya böyle bir dünya yok ya. Ama şöyle ya bir şey var. Tribün kültürünün mesela artık arkadaşlarım da var konuştum. Hiçbiri polise müdahale etmemiş. Abi bak etsin ya da etmesin. Polisin ilk başvuracağı şey o job değil. İnsan ya karşımdaki. Ben de onu diyorum işte abi. Ya çocukların sağı morarmış, solu morarmış. Ya hocaya vurmuşlar ya. Hocaya vurmuşlar evet. Ya. Burhan Baygın'a vurmuşlar ya. Mert Arabacı'ya vurmuşlar. Sağ solu nasıl çocuğun? Sağ ona vurmuşlar, buna vurmuşlar. Abi yani tamam bazı şeyler kolay değil. Zor. Onların da görevi zor. İşte ağızlarını açtılar mı biz emir kulluyuz. Abi, ya yok, tamam emir şey kullusun var. Da. İlk başvuracağın şey şu job olmasın abi ya. Şöyle bir şey var. Sen polis arkadaşlarım da var Çevik Kuvvet'te.
Adamlar şey diyormuş ya kendi arasında, hani bir mesela tribünde falan bir kavga tartışma çıksa da girsek diyormuş. Ya onu eğlence olarak görüyorlar onlar. Kerem, işte benim anlatmaya çalıştığım şey o. Tribünde maç izlerken ya, görüyoruz bazı şeyleri. Onlar az sayıdadır. Onu mahal edemezsin. Onları mahal edemezsin. Yalnız şunu söyleyeyim bak, maç izlerken şunları görüyoruz. Ya çok küçük bir olay, diyalogla çözülebilecek bir olay. Adamı arıyorlar, copluyorlar abi. Yani. Arıyorlar hemen götürürler. Kelepçe götürüyor. Lan bir dur. Bir dur, neyin peşindesin? Ya geçen sene de mesela hakem arkadaşlarımızdan bir tanesi ben sahaya girip fotoğraf çekmek istediğimde alın bunu alın bunu demişti yani. Ya bu nedir bu ya? Tamam kardeşim bir işiniz bir kolay şey değil, zor. Yani. Emir kulusunuz da lan insanız ya. Herkes insan ya. Sana vurmaya geldim. Kimse vuramıyor. Ama sen baba vur. Dediğim gibi bazen eğlencesini ya? Yapıyorlar. Hani ya eğlence çıksın, adrenalin olsun diye yapıyorlar. Kabul ederim bunu. Ben buna yok demem. Var ben böyle çünkü duydum 3-5 yani, çok duydum. Kendini bilmez insan polis var. Ama ya kardeşim sen spor şube adamısın. Spor şube. Hakkını ver ya. İlk başvuracağın şey job olmasın ya. İnsan karşındaki ya. İnsan ya. Terörist değil ya. Maalesef. Mustafa Güven abimiz demiş ki kendisi hokey il baş şeyidir. Başkanıdır. İyi akşamlar demiş. Hayırlı yayınlar dileriz demiş. Buradan da çok güzel bir organizasyon yaptığını söyleyelim. Mersin'e şeyleri getirdi. Hokey takımlarını getirdi. Hem kız takımları hem erkek takımları burada geldi maç yaptılar. Ben rahatsızlığımdan dolayı gidemedim. Onun için de özür diliyorum. Mustafa abiden aslında çok da davet etmişti beni ama işte o yayınlara bile gelemediğim bir dönem vardı ya, işte o zor geldiğim o dönemdeydi. İster istemez gidemedik ama çok güzel bir organizasyon olmuş. Teşekkür ediyoruz. Bak şunu da söyleyeyim ben. Şimdi Zeynel abi de mesaj attığını söylüyor bana da. Ben pazar gününden sonra telefonumu servise verdiğim için sosyal medya ya da herhangi bir şeyden mesaj bana gönderdiyseniz de şu ana kadar hiç görmedim. Hani telefonum olmadığı için, yedek bir telefon bulamadığım için. WhatsApp'a öyle yani yeni girdin. Bugün WhatsApp, girdim. Messenger, akşam Instagram, Facebook bunların hiçbirine ben giremiyorum. Giremedim. Bugün elime emaneten bir telefon aldım. Onda da Facebook'taki o kodlarla alakalı bir sıkıntı. Yine giremiyorum. Sadece şu anda WhatsApp'a girebildim. Bir de Twitter'a girdim. Onun dışındaki hiçbir şeye giremiyorum. Bir iki güne kadar. Sayfaya mesaj atsınlar. Yani benlik bir şey değilse yani, sayfaya ya da sayfada gider arkadaşlara mesaj atabilirsiniz. Bana atabilir mesela. Mustafa bana atsın, ben diğer arkadaşlara atabilirsiniz ama hani benlik bir şeyse de kusura bakmayın şu anda. Ya senlik bir şeyse yine bana atsın, ben sana iletirim. O da olabilir. Hani çok böyle kişisel bir şey değilse Mustafa abiye gönderebilirsiniz. Onlar bana iletir. Yani ama şu an WhatsApp'ı kullanabiliyorum en azından. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi Instagram, Messenger ya da Facebook'tan şu anda ya numaram zaten hemen hemen herkeste var benim. Sıkıntı yok. Yaz kızım. Sen Burak Temur. Şimdi gelelim gençlerle konuştuğunda abi. Burak Temir. Evet. Temur değil. Versene abi o görüntüyü. Benim iki tane verdiğim videoyu. Bak gençler diyorsunuz ya. Bak ver abi onları ekrana şimdi. Ekrana iki tane video gelecek abi. İzle abi. Burak Temir. Mersin'den Adonis'ten transfer olan bir futbolcu kardeşimiz. Önce Gençler Birliği'ne transfer oluyor. Gençler Birliği'nin şu golü bir izleyin abi. Gençler Birliği'nden Trabzonspor'a transfer oluyor. Trabzonspor'a pissin diye 1461'e veriyor. Şu golü bir izleyin abi. Sağ bir daha ver abi bu golü. Kontrolü. Aynı golü bir daha ver. Kontrole bak. Vuruşa bak. Ümraniye maçı 3-1 kazandılar. Ziraat kupası ve şu gole bak abi. Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Mane. Şu golle bir daha bakın abi. Göğüs kontrol gol. Diğer golü bir daha ver abi. Burak Temir'in golü. Önce Burak Temir başlatıyor burada hata. Şimdi orta gelecek. Mane'nin az önce attığı golün bir kopyası. Bugün ben forvetim diyen adam bu golü atamaz. Liverpool Manchester United'ı o golde 3-1 mağlup ediyor. Medyadan takip ettiğimiz kadarıyla İngiltere'de bu adam olay oluyor. Bak İngiltere'de Mane şu golle olay oluyor. Gündem oluyor. Burak Temir'den kimin haberi var abi? Aynısını attı işte. Aynısını attı adam. Burak Temir aynı zamanda milli takımında forvet. Alt liglerdeki milli takımlarda 19'a evet. Mıydı? Forvet'te oynuyor. Kimin haberi var abi? Bak bu 2 gün önce atılmış bir gol. Mane'de 2 hafta önce atılmış gol. Evet. Haftalarca, günlerce konuşuldu o gol. Olay oldu. Bizim ülkemizde 19 yaşında, 18 yaşındaki Burak Temir böyle bir gol atıyor ki televizyonun yayınladığı bir maçta. Bu kimsenin arada haberi yok abi. Ali Şeker de bu Burak Temir'den bahsetmişti. Zaten bizim de şeyimiz de vardı.
Kimsenin haberi. Hayır, ulusal anlamda hiç kimsenin bir haberi yapma. Hani şu, bu normal bir lig maçı olsa kabul ederim. Hani görüntü yok, o yok, bu yok. Ya Ziraat Türkiye Kupası ya. İki gün önce televizyondan verdiler bunu. Ulusal bir kanalda, sponsor olan kanaldan verdiler bunu. Bu mu yani bu şey, gençlerimizin ödülü bu mu yani? Mane atıyor 50 milyon euroluk adam atınca, dünyaca ünlü yıldız. Bizim Burak Demir atınca kimsenin haberi yok. Kimsenin gözü görmüyor. İşte ben de o tam telefonumun sıkıntı yaşamasından dolayı ben de veremedim bu haberi mesela. Ama bugün ben de bunu, niye, bunu paylaştık. Yani. Bunu paylaştık. Ben kendi adıma söylüyorum. Yani yazık ya. İşte ondan sonra biz gençlerimize de bak, Trabzonspor Sivas Belediyespor'u Ziraat Türk Kupası'nda 5-0 yendi. 7 tane altyapı oyuncusuyla oynadı. 7 tane. Adamların yöneticisi çıktı, ne de biliyor musun Mustafa abi? Biz dedi bu sezon 4 tane oyuncumuzu A takımda oynatıyoruz. Ki bunun ikisi Abdülkadir'le Yusuf. Hani geçen sezon da kadrodaydı. Bu sezon 2 kişi daha kattılar, 4. Sene dediler biz 7-8 kişi daha koyacağız. Yani ilk 11'de 7-8 tane altyapı oyuncumuz olacak dediler. Bugün fırtına gibi esiyorlar. Beşiktaş son anda kurtardı kendini. Trabzon maçında. Ki bizim hep övdüğümüz takımlar bunlar. Futbol yönünde. Demek ki siz sahip çıkarsanız gençlerinize oluyormuş abi. Bu arada bir şey söyleyeyim. Ben son birkaç senedir bir Beşiktaş'ın iyi oynadığını düşünüyordum. Ondan sonra bir de Başakşehir. Şimdi bu sene hiç maç izlemiyorum. Yani neredeyse birkaç maç izledim. Ondan sonra bıraktım ligi. Bana keyif vermiyor. Ben amatör maçları izlemekten daha çok keyif alıyorum. Onun için hiç şey, profesyonel maç izlemiyorum. Amatör maçlarda devam. Ya hayır, şimdi ben bunu sana söylemiyorum. Ulusal bazda yani ya şu üç büyüklerin şeyinden bir kurtulun artık abi, ya. Abi üç büyükler de demeyelim yani, şampiyon olan üç tane İstanbul ya, takımı ya diyelim ya. Ya hani böyle lanse edilir ya. Ya şu Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray. Neye göre büyük abi? Bana göre bir taraftar ya olan abi, bir taraftarı yıllarca, olan bir takım bile bana göre büyüktür ya. Yıllarca böyle lanse edildiği için işte üç büyükler diye. Ya artık şunlardan bir kurtulun ya. Bir üç, kurtulun üç kardeşim. 3 büyük ya. Oldu, 4 büyük oldu, 5 büyük ya oldu. Bana göre hepsi ya. Hepsi büyük abi takımların. Takımların hepsi büyük. Ya bak, pırıl pırıl gençler var. Bak Mersin'den futbolcu çıkmıyor diyorsun. Hani işte çıktı. Daha çok çıkar. Bari abi. Siz sahiplenin şehir olarak. Sahip Mersin olarak siz sahiplenin. Konya'da, bak, 2 gün önce Konya'nın altyapısında kalecimiz var mesela, haftalardır. Harikalar yaratıyor ya. Murat Hoca yetiştirdi. Murat aynen Bursaş. Harikalar yaratıyor. Ya Bursaspor, Bursaspor belli bir çöküşten sonra altyapıya yöneldi ya. Altyapıya yöneldi ya ve başarılı oluyor. Trabzon keza öyle. Ya 19 yaşında çocuk çıkıyor, olağanüstü bir gol atıyor. Herkesin izlediği, ulusal bazda yayınlanan bir maçta. Mane atınca 50 milyon euro, dünyaca ünlü yıldız. Bizim 19'lu Burak aynı gol atıyor. Ya bugün Türkiye'de bu golü ben golcüyüm diyen adam atamaz ya belki de. O soğukkanlılığı gördünüz. Evet. O soğukkanlılığı izlediniz abi. Ama bak 19 yaşında çocuk attı. Kimin haberi var abi? Ulusal'da bir tane haber yok bununla ilgili. Ama Mane İngiltere'de olay oldu. Adamın piyasası 50'ydi, 100 oldu anasını satayım. İşte onlar bunu çok iyi yapıyor. Onlar yapıyor. 3 liralık adamı 10 lira yapıyor. Ama yapıyorlar. Sen elindeki değerleri bile kaybediyorsun kardeşim. Ondan sonra öbür futbolcu geliyor. Ya işte bizim de maaşa bir zam yapsanız oynarım oynamam. Pepe niye gitti? Misal hani. Sormadım. Ya hayır, basına yansıyan ne yani. O niye gidiyor? Niye Beşiktaş niye bırakıyor futbolcularını? Para yok abi kulüplerde, para yok. Fenerbahçe kulübü Ali Koç, Türkiye'nin en çok zenginlerinden, en büyük zenginlerinden adam çıktı açıklama yaptı ya. Fenerbahçe gerekirse dedi, Avrupa'dan men alsın, biz transfer yapacağız dedi. Benim bildiğim, Türk takımların durumu bu. Benim bildiğim bir Pepe var. O da yeğenlerim sayesinde öğrendim. Yani futbolun, o üç büyüklerin, üç büyüklerde övündüğümüz futbolun geldiği nokta bu. Kulüpler parasız kardeşim, parasız. Bari en azından şu gençlerimize bir yönelin ya. Bak Trabzonspor 7 tane futbolcuyla çıktı. 4 tanesiyle oynuyor zaten. Adamlar hedef koymuş. Sezon, önümüzdeki sezon da 7 futbolcuyla oynayacağız. Yani bu 7 olur 8 olur. Hedef koymuş ama yapıyor bunu. Alttaki gençler ilk defa futbol oynamış. Röportaj veriyor. Heyecandan diyor, titredim diyor. İzliyorum ya. Heyecandan diyor, titredim diyor. O çocuğun yüzündeki 18 yaşında. Çocuğun yüzündeki heyecanı görebiliyorsun. Çocuk Trabzon forması giymiş ya. Bildim bile lola en son şeyde oluyoruz. Biz yoktuk ya bu zaman. Ama kendi öz evlatlarıyla olmuştu. İşte ona dönüyorlar. Bunun farkına vardılar. Öyle olmalı abi zaten. Şenol Güneş. Şey, ben Özal, Özkan. Doğru, Özkan. Bak onlar farkına varmış. Özüne dönüyor. Abi dönün artık ya. Bak Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç diyorsun. En zenginlerden adam açıklama yapıyor. Skandal açıklama. Beşiktaş yabancı oyuncularını göndermek zorunda. Çünkü para yok. Galatasaray keza öyle. Mecbursunuz. Hani mecbursunuz artık. Bu gerçeği görmemiz gerekiyor. Mehmet Uysal. Eğer bu şekilde devam ederlerse Süper Lig'de
Hani senin üç büyükler dediğin takımları FIFA küme düşürecek. Çok yakın zamanda yani. Öyle. Abi bak ne diyorum. Keşke düşseler. Lazım. Keşke düşseler de bir ibretlik bir şey olsa. Bir ibret olsa. Türk futboluna böyle bir şey lazım. Hani o Şike döneminde Fenerbahçe keşke bir düşürselerdi ya. Keşke düşürselerdi. Bak bizde en çok altyapı maçlarını izleyen Kerem. Anlat kardeşim ya. Anlat. En çok altyapılara giden sen. Anlat kardeşim. Ya. Abi bizim gençlerimiz çok yetenekli aslında. Kimse görmüyor, sahip çıkmıyor. 15 maçlarını izliyorum mesela. Evet. Abi, isim onlardan bir bahset. İsimlerden bir bahset. Kadir Efespor'da Yusuf Yastıkaya var. Yusuf? Yusuf Yastıkaya. 2004, kaçlı abi? 2004 doğumlu. 2004, 13 çok yani. Yetenekli çocuk. 14 evet, yaşında. Evet, çok yetenekli. Da isteyen var zaten kendisini. Onun yanında Burak Tunçkol var. Forvet oynuyor yine. Yusuf kanat oynuyor. Kadir Efe'den bahsediyor. Aynen Kadir Efespor'da. İkinci amatör takımı ya. 2006 takım. Doğumlu Burak. Ama var. Kuvay Milliye'de sol bek var bir tane. Kadir Timur. 3 numaradan formaya giyiyor. Abi çok yetenekli. Böyle bir çocuk yok ya. Burak Timur'la bir akrabalı var mı? Yok o Temir. Temir abi. Pardon. Burak Temir. Temir, Burak, Temir Kadir mi? Timur. Timur. Ha Temir. Burak abi. Temir. Biz Burak Temir'le ayrı öyle. Kadir çok yetenekli abi. Bir izlemenizi tavsiye ediyorum. Ya bir insan sol bek oynuyor ama hiç mi durmaz? Gidiyor geliyor bindirmeler yapıyor. Çok iyi. O çocuk da çok iyi yerlere gelecek. Ya inşallah. Toros Kartalları var. Daha geçen sene kuruldu. Bak Toros Kartalları bir dur abi. Ne zaman kuruldu abi Toros Kartalları? Ocak ayında ikinci senesini dolduracak. Daha 2 yıllık takım ya. 2 yıllık takım ya. 2 yıllık takım daha. U15 şu an oynanıyor. Ligde liderler. Bütün takımlara rağmen. Abi, yıllardır olan takımlara rağmen liderler. Adamlar haftayı boş geçirmemek için Kalespor'la birinci amatör takımıyla U15 hazırlık maçı yapıyor. Düşünün yani. Suyun içinde, Toroslar'da hazırlık maçı yapıyorlar. U15'te Kalespor. Evet. Onlarda da oyuncular vardı. Onlardan söyle. Kalespor'da Toroslar Kartal'da 2007 doğumlu 3 tane çocuk var abi. Onları ben hazırlık maçında izledim. Sivas Spor zaten seçmelere gelmişti buraya. Geçen hafta Yenişehir suyun içime. Onlar da beğendi, onlar da istedi zaten. 3 tane 2007 doğumlu, daha 11 yaşında. Çok yetenekliler. Bir tane Kayra var. Kayra Mert Ak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, Kayra ile frikik yarışması yapsınlar. Abi böyle bir şey yok ya. Valla kaybeder. Kaç tane çocuk? Kayra'ya kaçtı mesela? 2007'li. 11 yaşında. Ya. Abi, bak ben size söylüyorum bak. Frikik yarışması yapın kaybedersiniz. Hazırlık maçı izliyoruz. Hani sahayı yarı yapıyorlar. Cemil Hoca yarı sahayı yapıyor. Bu arada Toroslar Kartalı'nda Cemilcan Balgir, evet, Cemilcan eski hocam. Profesyonel futbolculardan. Kale filesi yok, kadar kastına izliyoruz. Yani Kayra'nın atak yapacağı kalenin arkasına izliyoruz. Frikik oldu, bizim Mert Ünel var. Mert Ünel, onunla beraber izliyoruz abi. Mert'in arkası dönüktü, çocuk frikik kullandı, topa öyle vurdu ki. Mert'in ensesine geldi, Mert 5 dakika ensesini tuttu. Çok sağlam ayakları var çocuğun, daha 15 yaşında ya. Şu çocukların Avrupa'da olduğunu düşün abi, diğer kulüplerin altyapısında olduğunu düşün. Yani ne yani? Türk oldukları için mi bu çocuklar? Yine yani? Cemil Hoca'nın takımında, Toros Kartalları'nda Serhat Akın Özdemir var. O da 2007'li. O da çok yetenekli. O da zaten Sivasspor seçmelerinde göz doldurdu. Onu da aldılar. Niye burada kalamıyor bizim çocuklarımız? Abi yok. Kimse sahip yok çıkmıyor. Tesisin yok, hiçbir şeyin yok. Hiçbir şeyin yok. Dursa ne yapacak? Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Bak biz hep kızıyoruz. Bak bazen diyorlar ki işte Mersin İdman Yurdu şöyle. Mustafa abi. Mersin İdman Yurdu şu şehrin. Bak Tarsus İsmail'de da aynı. Bu şehre abilik yapmadı. Bir türlü yapmadı. Şu amatördeki topçulardan toplayacaktı. Genç olan, yetenekli olan gençlerden toplayacaktı. Yıllarca yapılmadı. Yıllarca sadece torpilli topçu. Ya şimdi konuş. Herkes konuşuyor. Torpilli topçu. Onun akrabası, onun bilmem nesi. Böyle topçularla gelindi gidindi bilmem ne yapıldı. Zenginlerin oyuncağı oldu. Aynen şeyine dediği gibi zenginlerin. Ama şu da var mesela belli bir yaşa geldi mi futbolcu da küstürüyor. Ya var Avrupa'da 24-25 yaşında scoutlar tarafından keşfedilmiş. Adını sanını duymadığın futbol 24-25 yaşlarında keşfedilip 30-40'a satıyorlar ya. Evet. Var bizim şehrimizde ya mesela geçen sezon ikinci lige ilk girdiğimizde kimdi bizim o İngiltere altyapısından diye getirilen hoca? İsmi neydi onun? İsmini bile unuttuk. Yani esamesini bile hatırlamıyorum şu an. Ha, adını unuttum. Koray Palaz. Ha. Koray Palaz'ı getirdiklerinde ne dediler işte İngiltere, bu adam İngilizceyi çok üst düzeyde biliyor. İngiltere'de bilmem şu takımların altyapısında falan filan dediler. Tamamen altyapı hocası dediler. Mersin İdman Yurdu'nu temelinden götürecek dediler. Hepimiz alkışladık. Merakla evet. Bekledik. Çünkü baktık evet söyledikleri doğruydu. Ama bunu yapabilecek miydik mesela? Adamın önüne mesela garip girişi koyduk. Yani koyduk derken garip girişi koydular. Şu an garip girişi hatırlayan var mı abi? Nerede garip giriş? Şu an garip giriş nerede abi? Yok. Ben ismini bile duymuyorum şu an. Delil mesela. Delil giriş. Mersin İdman Yurdu'na imza attı ya. Garip giriş imza attı. Becati Önal imza atacaktı ya. İçen Spor'a da önerildi.
İstemeden İçerispor'a geldi, bak, gol attı. Gol attı, yıktı. Bak, garip giriş, delil giriş, Necati, bir isim daha vardı. Ya bu çocukları Mersin İdman Yurdu, Ramazan Zengin geçen sezon çok istediler, vermediler. Bu çocukları mesela transfer yasağı olduğu için 6 ay bekleteceklerdi. Ya bunu bile yapmadılar ya. Yani kendi çocuklarımıza bile bir sahip çıkmıyoruz. Ya Enes Kirişçi. Çocuğu profesyonel yapmadılar. Kıbrıs'a gitti. Şu anda boşta. Şimdi Toroslar Belediyespor'la anlaştı denildi. Önce evet. Biz haberini biz yaptık. Sonra anlaşma olmamış. Şu an boşta mesela. Boşta Enes Kirişçi'nin bir kanat oyuncusu olduğunu, mesela birçok takımın şu anda kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğunu biliyoruz ama Enes Kirişçi'yi kaç kişi tanıyor? Yani kaç takım tanıyor? Tanımıyoruz abi. Bile. Kimse tanımıyor. Bugün Veli Tekin Toroslar Belediyespor'a imza attı. Transfer dönemi ne zaman açılıyor Mustafa abi? 3 Ocak'ta. 3 Ocak'ta. İlk hafta bitti, 3 hafta daha var. 4 maç kaçıracak. Bu transfer sezonu neye göre ayarlıyoruz abi ya? Abi ay, bu ligi neye göre ayarlıyoruz? TFF ayarlıyoruz. Tamam da biz o zaman ligi buna niye ayarlamıyoruz? Ya bu çocuk ya da transfer yapacak takımlar oynayamıyor işte. 4 maç kaçırmak ne demek ya? Şu an takımlar transfer yapacak. Oynayamıyoruz ki. Oynayamayacaksın ki. Nasıl olacak abi? En iyi antrenman maçtır. Yani ne bileyim, ben anlamıyorum bu işleri ya. Abi altyapıda devam edeceğim yine. Yine 2007'li bir futbolcusu daha var Cemil Hoca'nın. Kaan Kıldan. O da aynı seçmelerde. Onu da seçtiler Sivas Spor seçmelerinde. O da çok yetenekli bir çocuk. Elin adamı geliyor, seçip götürüyor işte. Abi. Aynen. Tabii Toros Kartal'ın da 2015 takımında oynayan 2005'li Berke var. Çok kısa boylu sol bek oynuyor. Şort da hatta uzun geliyor. Her zaman ona bakıyorum, öyle gülüyorum oynarken. Sol bek. Ama şöyle bir şey var. Evet abi, hatırlıyor musun onu? Ben şortuyla girdim, değil mi? Şortu uzun, format falan büyük. Mesela Quaresma bilerek uzun şort seçermiş. Yani o bilmiyorum, belki ona kafası gitmiştir, evet. Ya da başka bir şey. Bazı futbolcuların böyle şeyleri var. O da muhtemelen ben şeyi mesela yok, onun boyu biraz kısa olduğu için de şey. Örnek sana şöyle söyleyeyim. Size. Bir de böyle şortu yukarıya doğru çekenler var. Ya acayip evet. Kıl oluyorum ya. Bacağını falan görüntü. Göstermeler abi, kötü bir görüntü falan. Ama. Çok çirkin bir görüntü ama. Yani çekme kardeşim onu. Neyi göstermeye çalışıyor? Kötü Süleyman kardeşim var. Şu anda bizi izliyor. O kendisi halı sahada falan çok çekiyor şortunu. Onun öyle bir diyalogumuz var bizim de. Mustafa Akbulut var abi yine. O da U15 takımında oynuyor. 2006'lı. Onu da Sivas Spor seçti. Toros Kartallarında. Onu da çok beğendiler. O da gidecek herhalde. O da çok iyi çocuk. Biraz kilosu var. 1-2 kilo falan biliyorsun abi belki o çocuğu. Saçı uzun, şöyle yanlarına kimi? Falan atıyor. Mustafa Akbulut. Bu Cemil Hoca'nın 15 takımında. Hafiften böyle tombul. Bir de Burak Tugay var abi. O da 2006'lı. O da U15 takımında. Sivas Spor seçti. Yani Toros Kartallarında çok yetenekli çocuklar var. Ya şimdi diğer takımlarda da hani bizim izlediğimiz bak çok maçı da var bu. Mesela şeyde Adonis'in takımları fena gitmiyor bu sene altyapıda. Evet. Tarsus Gücü'nün takımları fena gitmiyor. Erdemli Belediyesi'nin takımları fena gitmiyor altyapıda. Şimdi bunlar altyapıda. Mesela şu Toroslar Belediyesi'nde U19 sadece takımı U19 ama. İyi gidiyor. Yani bence bu kötü bir şey. Şimdi ondan bak sonra mesela niye kötü? Kaç tane isim saydın abi? En az 15 tane yani isim saydın. 10 tane saydın. 15 tane isim saydın. Bir tanesinde kurum takımından bir futbolcu var mı? Yok. Var mı abi? Niye yok abi? Ya bu sadece şey ya. Kağıt üstü, daha çok oyuncu var. Ama sayamıyorsun abi. Yok. Toroslar'da, Meski'de yok abi. Niye yok? Toroslar'da bir atılım yaptılar. Bakalım altyapıda iyi olacak gibi duruyor. İnşallah şeyde aynı atılımı yapar da. Neyin atılımı abi? Tolga'nın Uysal akraban oluyor mu abi senin? Uzaktan ya, çok uzaktan. Toroslar'da 17'de oynayan. Onu mesela biz gönderdik artık. Ya şimdi çocukta bir yetenek var. Bu hafta oynamadı, niye oynamadı acaba? Onlar ligi bitti. Yok abi, 17 bitti, hayır, son maçında oynamadı zaten. Ya hayır, onlar U17 bitti, U19 çıkamadılar. U19'da antrenmanlarına ya da şeylerine çıktığını öğrendim ben. Şimdi orada iyi giden bir takımı bozamazsın. Şimdi yani bizim hocalarımız da biraz cesaret lazım. Garip yazmış, buradayım demiş. Yok, o anlamda demedim. Hayır, o garip değil ki. Garip giriş. Garip giriş değil bu, garip gündüz. Yani garip giriş mesela, hani şu an nerede abi bu çocuk? Mersin'in en yetenekli gençlerinden biri, kanatlarından. Garip giriş çok iyi, evet. En yetenekli. Nerede abi bu çocuk şu an ya? Sezon başı İdman Yurdu 1925'te anlaştı. Sakat dediler, gönderdiler. Şu an nerede mesela? Yok. Transfer yapıyor kurum takımı. 2 hafta sonra gönderiyor. Niye gönderdiniz? Bu adamlar sakat. Sakat diye gönderdiğiniz oyuncular diğer kurum takımlarında takımların en iyisi anasını satayım. Nasıl bir döngüdür ya? Peki bu futbolculara verilen paralar nerede abi? Bak şimdi ben bir vatandaşım. Ben İdman Yurdu 1925'i sorgulayamam. Kendi paralarıyla döndürüyorlar. İçerispor'u sorgulayamam.
Ben Tarsus Yıldırım'ın Kuvayi Milli'yi sorgulayamam. Ya o futbolcuya ne verdi, niye falan filan diyemem. Ama ben bir Toroslar Belediye, bir Meski'yi merkezde yaşadığım için, vergi ödeyen bir vatandaş olduğum için sorgularım kardeşim. Akdeniz Belediye'yi? Akdeniz Belediye'yi sorgularım kardeşim. Onlar bizleri görüyoruz mu abi? Bizim şeyimize girmiyor Toroslar. Büyükşehir, Büyükşehir Meski. Çünkü Meski'ye fatura kesiyor adam. Su faturası. Toroslar vergi alıyor senden. Vergi ödüyorsun. Vatandaş olarak vergi ödüyorsun yani. Bazı şeylerin hesabını sorabilmeliyiz. Çünkü kurum takımlarında hiçbir yönetici cebinden para vermez. Bunu da kendimizi kandırmayalım. Bir tanesi desin ki verdim. O da hani şeydir. Tek tüktür. Ya da nasıl vermiştir. Sorgulayacaksın abi. İki tane futbolcu transfer ediliyor. Ya mesela Toroslar Belediyespor'da en iyi olan şey neydi? Bir birlik beraberlik yakalanmıştı. 9 puan fark atıldı. İşte biz kendimize göre altın 11'de iki tane hoca koyduk. Zeki Hoca ve Uğur Hoca'yı koyduk. Sonra bir duyduk ki Uğur Hoca altyapıya verilmiş. Bu bir inisiyatiftir. Bir şey diyemem. Kadir Duman bir şey, abimiz bir şey yazmış. Türkiye'de gençlerin değer bulmamasının sebebi 14 yabancıya izin verenlerdir demiş. İyi yayınlar dilerim demiş. Ya ben yabancı olayına katılmıyorum ya. Avrupa'da ya da şimdi, böyle. Şimdi şöyle Mehmet Uysal, ben de katılmıyorum. Bizim takımların yabancılara bakışı bir bence olayı. Bir de şöyle bir şey var. Bizim, bir de şöyle bir şey var. Şimdi yabancı sınırlaması kısıtlıyken bizim futbolcularımız ederinin üstünde paralar istiyorlardı. Ederin üstünde paralar yoktu. Yine başarın yoktu. Aynen öyle. Hani federasyon 14 yabancı derken 14 yabancı al demiyor ki kardeşim. Onu bizim yöneticilerin ayarlaması lazım. Kimse kimseye şey yapmıyor ki ya. 14'ten alacaksın demiyor ki. Alma, yine alma. Ama bazı şeyler gerekli. Senin dediğin gibi adam 1 liralık top oynamıyor ama mecbur olduğunu bildiği için yöneticilerin 5 liradan aşağı imza atmıyor. Bizim yöneticiler de başka futbolcu bilmedikleri için gidiyor ona 10 lira veriyor, 5'ini kendi cebine koyuyor, yine şey oluyor. Böyle oluyor çünkü. Türk futbolunda böyle oluyor. Niye 14 yabancıya izin verdiler? Sayın niye yükseldi? Ali abi senin var mı bir fikrin? Çünkü Avrupa'da futbolcu yetiştirdiği yurt dışına satması gerekiyor. O nedenle özel anlaşmalar yapıldı, rüşvetler verildi. Sayı yükseldi. Ama bu bizim ülkemizde gerekliydi abi. Ve dediğim gibi adam 1 lirayla futbol oynamıyor, 5 liradan aşağı imza atmıyor. Buna bizim izin veren bizim insanlarımız, yöneticilerimizdi. Ha ona göre yapmasalardı keşke bu sayı artmasaydı. Ama artık o noktaya getirdik. Ben o kadar ben, ihraç etmesi gerekiyordu. Ve o, zaten ihraçlar da ondan sonra başladı. Onun öncesinde yoktu işte Cengizler, Mengizler, Cenkler ondan sonra gitmeye başladı. Şimdi Altın Ordu faktörü diyoruz ya hani Altın Ordu faktörü diyoruz. Orada bir Altın Ordu var, gerçeği var. Altyapısına çok önem veren, Türkiye'nin her yerine squat ekibini gönderen, ayrı A takım için ayrı, altyapı için ayrı squat ekibi var. Bakıyorsun adam 10 bin maç izlemiş. 10 bin maç izlemiş. Elinde inanılmaz derecede en az 3 bin tane diyor. Şey var diyor hocalarımızdan bazıları. Sedat Hoca vardı mesela. Serhat Hoca. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam ya Galatasaray'a ya Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'ye gitti aynen. Şimdi bakıyorsun ya 3000 tane çocuk elimde diyor listesi var diyor. Ve inanılmaz derecede maç izliyor bunlar. Yurt dışına gidiyor, eğitim alıyor vesaire. Ya bizde squat eğitimi bir türlü şey yapamıyoruz. Ya biz squat yetiştiremiyoruz. Squat'a bakış açımız kötü. Mesela. Ya Mersin'de bile squat yok. Hani Mersin'in içinde tarama yapabilecek ekip bile yok. Harcadığın paranın haddi hesabı yok ama sen bir en çok ihtiyaç duyduğun scout'un parasına gözüküyorsun. Ama öbür tarafta harcadığın saçma sapan paranın haddi hesabı yok. Yani bırak Türkiye'yi, biz şu an Mersin'le ilgilendiğimiz için. Ya Mersin'de bir tane takımın scout ekibi var mı? Ya bu scout ekibinde mesela bir ara Mersin İdman Yurdu'nda 2 sezon önce mi neydi yanlış hatırlamıyorsam. Dediler ki işte bir scout ekibi kuracağız. Sonra bir öğreniyoruz ki kurulanların isimlerini boşver. Ya sende futbolcu var mı Gönder? Sende futbolcu var mı? Ya böyle scout ekibi mi olur? Bak ne diyor? Elimde 3000 tane futbolcunun o ayda bilmem 10.000 tane maç izlemiş adamın elinde. İzlersen olur. Ama bana oradan gönder, bana şu takımdan gönder. Sende var mı o? Bana şunu gönder. Ve Manchester City olsun, Liverpool olsun bunların eğitimlerine katılan bir hocamız kendisi. Oradan da eğitim alıyor. Mesela Almanya ligleri ile ilgili Mustafa hocamız vardı. Mustafa şimdi soy ismi aklıma gelmiyor. Müthiş derecede antrenman bilgisi olan bir adam. Hiç değerlendirilmiyor mesela. Umursamıyor. Kimse umursamıyor Türkiye'de. Ya bir tane scout işiyle uğraşan bir ekip bir paylaşımını yapmışlardı bir internet sitesinde. Adamlar işte bir üç büyük kulüplerden ismini vermeyelim. Bir kulübe gidiyor. İşte diyorlar ki ya bir scout ekibiyiz. İşte anlatıyorlar şöyle böyle. Kulübenin sorduğu olay şu.
İşte kaç kişisiniz ekip? 10 kişi mesela. Çünkü bir kişi yapamaz bu işi. Birden fazla olması lazım. İşte ne kadar para isteyeceksiniz? Biz size şundan fazla vermeyiz. Hani üç büyük kulübün en çok ihtiyaç duyduğu olaya yaklaşımı bu. Ama öbür tarafta gidiyorsun Common League'i getiriyorsun Fenerbahçe olarak. Gidiyorsun bilmem onu getiriyorsun. O ne izledin ya fabrikası mı şeyi? Ya, onu getiriyorsun. Bu adam gidiyor ölmüş adama 10 milyon euro veriyor. Şimdi bir futbolcuya diyor ki ya transfer başarısı niye? Bonservis vermedik. Kaç yıl anlaştın? 4 yıl. Kaç lira vereceksin? Buna kimse bakmıyor mesela. Sonuçta o parayı vereceksin sen. Tamam belki bonservis vermiyorsun ama 4 yıl boyunca ölmüş adama para veriyorsun. Sana kim getirdi bunu? Sen öbür tarafta senin işine yarayabilecek adamları es geçiyorsun 3 lira 5 lira için. Mehmet Üstel son 10 dakikamız kaldı. Şöyle yavaş yavaş birinci amatörü de geçelim. Ondan önce abi bir şey hatırlatsam. Toros'ta Belediyespor Meski maçı var. Meski Toros'ta Belediyespor maçı var bu hafta. Cumartesi tamam. Bu maç. Cumartesi saat 2'de Mersin Stadı'nda oynanacak. Bunun için Toros'ta Belediyespor yönetimi taraftar hani stadyum çok ters tarafta olduğu için otobüs kaldırıyor. Toros'ta Kolaydın Stadyumu'ndan. Saat kaçta? Saat 12.30'da. 12.30 bir arası otobüs orada olacak. Buradan da duyurmuş olalım. Tamam, birinci amatöre geçiyoruz. Merkez grubuna geçiyoruz. Türk Hoca 2, Dikili Taşbekir'de 1, Tedaş Spor 1, Mersin Gücü 0, Akdeniz Gücü 2, Mersin Gençler Birliği 0, Demirtaş Gücü 0, Kale Spor 2, Mersin Camspor'la Karaceliyes Veteranları müsabakası. Emniyet gelmemesi sebebiyle ertelendi. Şaşırdık mı? Hayır. geç gelmişler. Mersin İdman Ordu maçlarına 100-150 kişilik polis ordusu gelir. Ama bazı maçlar polis olmadığı için. Bir de şöyle bir yorum var abi. Erdoğan Merze var. Kendisi arkadaşım olur. İdman Ordu taraftarlarından. Sadece alkol kontrolü diyor. Niye bizim maçlarda yapılıyor diyor. Diğer maçlarda olmuyor diyor. Ya şimdi polisler tarafından. Bizim taraftarımız da elbet masum değil. Biz bazı noktalarda kendimize de bakacağız. Ama tabii bu onları haksız yapmaz. Yani şu emniyet güçlerinin özellikle spor şube dediğimiz kesimin biraz kendine çeki düzen vermesi lazım. Hani her zırt pırtta job çıkmaz abi. Kaç tane futbolcu helak olmuş ya. Helak olmuş ya. Hoca bile helak olmuş ya. Bu arada bir erteleme maçı vardı. Bugün Camspor'la Türk Hoca arasında Türk Hoca'nın 1-0'lık galibiyeti vardı. Onu ya da söylemiş olalım. Bu Camspor'un da ama çok maç erteleniyor abi. En çok ertelenen takım o herhalde. Kaç sezondur öyle? Yapacak bir şey yok. Şöyle önümüzdeki haftaya bir bakalım. Kalespor'la Akdeniz Gücü çok zor bir maça çıkacaklar. Güzel maç olur. Haftanın maçı. Birinci haftada. Cumartesi saat 2'de o da. Yani orada da müthiş bir çekişme var. 3 takım, özellikle 3 takım arasında müthiş bir çekişme var. Akdeniz Gücü, Kalespor ve Karacaeliyes Veteranlar. Karacaeliyes Veteranlar bu hafta dediğim gibi burada çıkamayan şey yazılacak ya. Karacaeliyes Veteranlar da bu hafta Türk Hoca ile oynayacak. Onu söyleyelim. Mersin Gücü Camspor'la oynayacak. Mezitli TC Limon Gücü Demirtaş Gücü ile oynayacak. Mersin Gençler Birliği de Tedaş Spor'la oynayacak. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Dediğim gibi buradan çıkamayacak takıma yazık olacak. Tabii buradan çıkmak da bir şey temsil etmiyor. Sonuçta bir de playoff ligi var. Önemli olan orası. Biz ne takımlar biliyoruz? Açık ara favori deyip son maçta çıktığını biliyoruz. İşte iki sezon önce İçespor son maçta çıkıyor. Geçen sezon Tarsus Yıldırım son maçta ki bunlar liglerini Allah bulla getirmiş. Force etmişlerdi. Ki sezona da öyle başlamışlardı ve son anda çıkmışlardı. O yüzden playoff'un hiçbir garantisi yok. Mesela çok şey beklediğim bir Demirtaş Gücü geçen sezon son sırada tamamladı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu sezonda felaket kötü gidiyor. Küme düşecek gibi görüntü. Yani şakası yok futbolun. Bu yüzden buradaki 3 takımın 3'ü de kaliteli. Çıkamayacak takıma bence yazık. Kale Spor Akdeniz Gücü maçı. İlk maçta Akdeniz Gücü 4 tane 5 tane atmıştı son içimde oynanmıştı. O maçta şu maçı çok merak ediyorum. Şimdi nasıl olacak? 3 Ocak stadında. Mustafa abi çalışıyor musun sen o gün? Hangi gün? Pazar günü. Şey cumartesi günü. Pazar günü çalışıyorum yok. Cumartesi sen yoksun o zaman. Cumartesi çalışmıyor. Bugün ne günlerde? Bugün Perşembe abi. Sen yarın... Program var bugün abi. Tamam. Yok çalışmıyorum. Maçlardayım. Saat 2'de. Ama işte cumartesi bir de Mersin maçı var. Mersin maçı diyorum. Toroslar Mersin maçı var. İkiye bölüneceğiz artık. İki kişi oraya gidecek, iki kişi oraya. Sen sağdan, sen soldan. Bakacağız. Ben altyapı maçları olsa altyapı maçlarını tercih ederim. Ona ben gidiyorum biliyorsun. Evet. Şöyle bakayım. Evet, Tarsus grubuna geçiyorum. Tarsus grubunda Tarsus Spor 1, Tarsus Gücü 4, Reşadiye 0, Merdan Spor 3, Kanal Spor 1,
Kavaklıspor 1, Ali Efendioğlu 1, Huzurkent 1. Burada Tarsus Gücü lider, arkasından Tarsus Spor, Ali Efendioğlu ve Huzurkent geliyor. Kanal Spor'da bir tık daha arkalarında geliyor. Onun altındaki diğer 3 takım Reşadiye, Berdan ve Kavaklı şu anda ligde kalmak için mücadele ediyorlar gibi görünüyor. Burada söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya burada Tarsus takımları gerçekten diğer gruplara göre biraz daha bir zor bir grup. Hani birden fazla takımın, yani mesela merkez grubunda 3 takım, burada 3'ten fazla. Mesela Silifke grubunu sayacaksın, orada da keza öyle. Yani merkez grubuna istinaden bu iki grup biraz daha kaliteli demeyelim de denk takımlar diyelim. Birbirine denk takımlar burada. Hani ciddi anlamda çıkamayacak takımlara, 2-4-6 takım çıkacak playoff'a, çıkamayacak olan takımlara gerçekten yazık olacak. Şimdi Tarsus'taki grubun önümüzdeki hafta maçlarına bakalım. Tarsus Gücü'yle Ali Efendioğlu zor bir maça çıkacak. Bu maç zor olur. Kavaklı Spor Tarsus Spor'la oynayacak. Berdan Spor Kanal Spor'la oynayacak. Huzur Kent'te Reşadiye Spor'la oynayacak. Bonincelik Kargıpınar maçı kaç kaldı işte? Bonincelik Kargıpınar maçı. Kargıpınar yendi. Bonincel'i yendi de. Şimdi Bonincel'den bahsettin. Evet, onu da söyleyelim. Bonincel de enteresan bir takım. Daha bir seneyi doldurmadan yeni kurulmuş bir takım. Evet, geçen sene kuruldu. İkinci amatör ya. Şampiyon oldular playoff'ta. Aynen öyle. Spor edildiler. Valla bayağı başarılılar şu anda. Başarılılar. Ben bir de Kargıpınar'ın maçını çok böyle dengede bekliyordum. Hiç beklediğim gibi çıkmadı. Ya bazı takımlar mesela Kale Akdeniz Gücü diyorsun. Çok dengeli geçer diyorsun. 5-0 mıydı? 5-1 miydi? Öyle bir şey farklı. Bir 4 fark falan. Bazen bitti. Böyle şaşırtıcı skorlar çıkıyor ya. Ama Kargıpınar maçına gitmeyi de çok istiyordum. Ankara'ya gittim. Gidemedim. Salı günüydü. Bu arada yarın ikinci amatör küme maçlarında fikstürü çekiliyor ikinci amatör kümede. Evet. Kısmet yani olursa biz de Allah'ın acısı. Yani orada olacağız. Canlı yayın canlı bence verelim. Verelim. Niyetimiz var, evet. Sayfadan canlı yayın verelim, bunu yapalım yani. Yahya Aksaz abimiz demiş ki 3 yıldır sahasında yıkılmayan takım Mutesnaf Spor demiş. Bu arada birçok kez dile getiriyorum. Silifke grubuna da geçeceğim. Ondan önce söyleyeyim. Bizim yayınlarımızı, bu yayınları yani paylaşılsın istiyoruz biz. İnsanlar daha çok insana ulaşabilelim diye yaptığımız Facebook'taki ya da Instagram'daki şeylerimizin de paylaşılmasını istiyoruz mesela. Kimse umursamıyor biz şeyi olarak, paylaşma evet. olarak. Bir şey var ya insanlarda, bir isteksizlik var. Yani ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok şehrinizin takımlarını, şehrinizin çocuklarını, isimlerini lanse etmiş olursunuz. Yani diğer illerde bu çok iyi yapılıyor mesela. Bu konuda mesela önemli olan sen, ben, Mustafa abi, İsmail abi, Kerem, Mehmet Uysal değil. Burada baz alınan şey bu değil. Burada söylenen bak kaç tane genç oyuncunun ismi sayıldı. Ve takip edeceğiz abi, her hafta konuşalım bunları ya. Her hafta farklı kişileri konuşalım. Ya her hafta bir yedilik. İşte bu şekilde ne kadar çok paylaşırsanız bu çocukların isimleri yani daha çok ön plana çıkacaktır. Daha çok ilgi çekecektir başkaları tarafından da. En şimdi azından Yahya, böyle bir fayda olacak. Yahya hocamız Mutesnaf Spor'da. Ve Yahya Aksaz değil mi? Evet. Bizim şeylerimizi, özellikle paylaşımlarımızı paylaşıyor. Evet. Ama yani şimdi bunun çoğalması için lazım. Çoğalmalı ki birlikten kuvvet doğsun. Hüseyin Yıldız demiş ki arada bu tarafa da gelin. Şimdi ciddi mi söylüyor yani? Ben geleyim mi bu? Hüseyin Yıldız. Bir geldim yenildiniz. Ondan sonra baktım gol yemiyordunuz ya. Şey kimdi? Muz meselesi kimdi? Şimdi Silifke grubuna geçtim. Kabak mıydı? Avokado. O da mı çıktı şimdi? Aklıma geldi. Avokado meselesi ya. Yapacağım yapacağım. Avokadolu bir tişört yaptıracağım kendime. Avokadolu bir tişört yaptıracağım. Şey var ya, hani şeylerde oluyor ya mesela. İşte hani o dediğim büyük takımlarda oluyor ya. Mesela Kupa Fatih bilmem ne diye böyle şey yapıyor. Panko için falan yapmışlardı Beşiktaşlılar falan. Öyle bir şey yapacağım. Avokado ile ilgili böyle bir tişört tasarımı yapacağım. Evet abi dedim, aklıma gelmedi avokado. Muz muydu abi diyorum, neydi o diyor. Normal bir saat. Şimdi bir defa avokado geldi mesela. Ortalık karıştı. Ortalık karıştı. Allah'tan ki muz. Geçen sene her hafta bize muz gönderiyorlardı tanıtımını yapmamız için. O daha da şey olurdu geçen ya. Geçen hafta muz geliyordu. Geçen hafta dedim. Geçen sene muz da geliyordu. Bu sezon hiçbir şey gelmedi ya. Benim şansım. Şimdi evet, Silifke grubuna geçtim. Bozyazı Belediyespor 0, Erdemli Gençler Birliği 2, Boyninceli
0, Çavuş Bucağı 1, Erdemli Spor 2, Sertavlu Esnaf 2, Kargıpınar'ı 1, Silifke 6 pas, Kargıpınar 0, Silifke 6 pas 1. Bundan sonra bir maç daha oynanmıştı çünkü onu da hafta arasında oynanmıştı galiba. Onları da şeyleri şu anda yok ama şey dün 4-1 yenmişti. Onun dışındaki maçlar oynanmadı herhalde. Evet, iki gün oynandı. Kargıpınar'ı şeyle oynadı. Boynu İnceli'yle oynadı. Boynu İnceli 5-1. Yanlış hatırlamıyorsam ya 4-1 ya 5-1'di. Zaten şeyde buradan bana şey yapar. Hüseyin Yıldız Başkan uyarır. Ne demiş? Mut İtman Yurdu'nun Mut Esnaf Spor. Yok, Mut İtman Yurdu'na nasıl yardımcı olabilirsiniz? Zor günler geçiriyor. Evet, Mut İtman Yurdu'na destek olunması gerektiğini hala söylüyorum, savunuyorum. Mut İtman Yurdu'na duyarlı halkımızdan, ki İtman Yurdu'nun da böyle bir projesi olursa inşallah ona da destek. Şimdi Mersin İtman Yurdu'na, Destek olunmalı. 5-1 evet. Mersin İtman Yurdu ile ilgili şu bilgiyi vereyim ben. Destek dediğin için söylüyorum. Burada bir ay önceydi yaklaşık. Kulüp başkanı ve as başkanına biz konuk ettiğimizde Halil Türel ve Şevket Varan'ı, burada bir projeden bahsedilmişti kampanya nezdinde, ama bunun sağlıklı olabilmesi için de valinin öngörüsüyle, işte valinin desteğiyle, onun adıyla, onun imzasıyla resmiyet kazanması amaçlı bir proje. Nedir bu proje? Bir hesap açılsın. Bu hesap numarasında Mersin İdman Yurdu'na bir bağış yapısının hesabıydı. Yalnız Mersin İdman Yurdu yönetiminin şöyle bir şikayeti var. Halen o günden bugüne valiye bir türlü ulaşamadıklarını, işte valinin devamlı dışarıda olmasından dolayı, kendileriyle bir iletişim kuramadıklarından dolayı böyle bir kampanya başlatamadıklarını söylüyorlar. Buradan nasıl da bunu dile getirelim. Mersin İdman bu? İki hafta mı? Bir ay falan oldu ya. Ya ben anlamıyorum, nasıl ulaşamıyorlar? Yani bir türlü ulaşamıyorlar. Yani valinin, söylemek istemiyorum ama yani seçim çalışmalarında olduğunu da ilk defa duyuyorum ben. Vardı mutlaka başka yerlerde de. Ama yani enteresan geliyor. Yani neyse, o konular bizi aşar. Yani Mersin İdman Yurdu taraftarı ve yönetimi demeyelim de taraftarı diyelim. Belli bir zaman sonra eğer bu vurdum duymazlık devam ederse bir protesto yürüyüşü yapacaklarını açıkladılar. Bu şeyden değil, taraftan açılaması değil de benim kulağıma gelen böyle bir iddia var. Çok. Bir yürüyüş çok yapabileceklerini. Yapıldı abi, çok yapıldı, yani tabii bir şey diyemiyorum o konuda. Çok yapıldı, yapılmadı. Çok yapıldı. Ama gerçekten bir vurdum duymazlık var. Herkes bekliyor, herkes soruyor. Mersin İdman Yurdu'nda mesela Mut İdman Yurdu, Mutlu Şeytanlar bir anda bu işi yaptılar. İşte Mersin İdman Yurdu bunu resmi anlamda yapmak istiyor. Çünkü buna muhtaçlar, mecburlar. Çünkü birçok dosyanın hacizde olduğu için kulüp, bir şey yapamıyorsun. Sadece vali nezdinde güvenilirlik açısından. Çünkü yıllarca hep ne diyoruz lan? Gelen yedi diyoruz. Evet. Bu şeyde yönetimde riske atmak istemiyor kendisini. Vali tarafından böyle bir kampanya yürütmek istiyor. Bundan dolayı da ama valinin de bir türlü o konuda desteklemediğini, ya daha doğrusu o desteği vermediklerini buradan belirtelim. Buradan da biz seslenmiş olalım. Yani artık şu seslerini duyun. Bir an önce ne yapılacaksa yapılsın. Çünkü Mersin İdman Yurdu sanki başka bir yola gidiyor gibi. Yine sahipsiz abi. Her zamanki gibi. Maalesef. Ali abi Mersin İdman'ını kapattı. Ramazan Kalle demiş ki teşekkürler, her türlü bağış yapılıyor ilçemizde, sizlerin de katkıda bulursanız çok seviniriz demiş. İyi yayınlar dilemiş. Mut İtman taraftarı mı acaba? Yok, Mut İtman Yurdu. Tamam işte onu diyorum. He. Benim söyleyeceklerim bu kadar abi. Evet, bizi izledikleri için de programın sonuna geldik. Onu da son sözlerinizi alalım. Yani bizi izleyenlere teşekkür ediyoruz. Geçen hafta sağlık problemlerimizden dolayı yapamamıştık. Bu hafta da naçizane dilimiz döndüğü kadar bir şeyler anlatmaya çalıştık. Özellikle ısrarla her program sonrasında söylemeye devam edeceğiz. Gençlerimize önem verelim, değer verelim. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Kendi futbolcularımıza sahip çıkalım. İlla 13-14 yaşında olmaları da gerekmiyor. Bugün Mersin'de 24-25-26'lı yaşlarda da çok klas, kreatif futbolcular var. Yani bugün Avrupa'da 24 yaşında Porto futbolcuyu keşfediyor. 1 milyon euro bile para ödemeden alıyor. Ama 30 milyon euroyu satıyor. Yani biz de 24 yaşındaki futbolcudan bahsediyorum. Biz de artık bu şeyleri aşabilmemiz lazım. Bazı şeyleri aşabilmemiz lazım. Yani bir an önce altyapıya dönüp bir an önce o adımları atmamız lazım. Bizi izledikleri için herkese teşekkür ediyoruz. Bir hatamız olduysa da affola. Tekrar şunu hatırlatayım.
Ben kendi kullandığım şahsi telefonumu servise verdiğim için yaklaşık 2,5-3 hafta elimde olmayacak. Bundan dolayıdır da yaklaşık 4 gündür hiçbir şekilde bana gelen mesajları göremiyorum. Bugün bir telefon temin ettim idareten. Sadece WhatsApp'ı kullanabiliyorum şu an. Onun dışında çok özel bir şey değilse bana ileteceğiniz her türlü sporla ilgili mesajları Mustafa Karabulut'a ya da diğer arkadaşlarımıza iletebilirsiniz. Hani benle ilgili çok özel bir şeyse de WhatsApp'ım zaten numaramda herkes hemen hemen biliyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz diyelim. Tekrardan teşekkür ediyorum herkese. Yahya abim haklı bir serzenişte bulunmuş. Silifke grubunu hiç konuşmadı. Allah izin verirse Silifke grubundan da diğer gruplardan da bundan sonraki haftalar itibariyle hocalarımızı konuk etmeye başlayacağız Allah izin verirse. Onları davet edeceğiz. Allah nasip ederse bunlar biraz daha fazla konuşmuş oluruz en azından. Evet. Kerem, söylemek istediğin bir şey var mı? Yok, bizi izleyenlere ve yayında emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Tekrar hatırlatalım, İsmail abinin eşine de büyük geçmiş olsun diyoruz. Herkese iyi akşamlar. Ezel'e ve Ali abiye de buradan çok teşekkür ediyorum, öyle söyleyeyim. Çok emekleri var, Ali abi zaten uyuyacak herhalde. Ben her zaman aynı şekilde kapatıyorum, yine aynı şekilde kapatmaya devam edeceğim. Unutmayın ki her şey amatörden başlar.